He tolksun hastaları, delileri, manyakları, kafayı çık kafayı çıkarmışları mı ne diyorum ben bilmiyorum ama hastaları ve delileri başta Hilmito Hilmito olmak üzere şu an bizi takip eden izleyen bütün Galatasaraylıların 3 puanlı kutlarım. E Hemen kendimin başlığıyla gireyim. Çok da evelemeye gerevelemeye gerek yok. Galatasaray bence Fenerbahçe maçı dışında sezonu tamamladı. Yani. Kalan fikstürde Galatasaray'ı zorlanabileceğini bile düşünmüyorum açıkçası. Fenerbahçe maçı dışında sezonu tamamladı. Fenerbahçe Galatasaray maçına iddia sahibi çıkacak mı çıkmayacak mı şu an hani bence ligdeki tek soru işareti o. Ee, çok çok önemli bir dönemeci farklı kazanarak döndü. 4-0'la döndü. Neredeyse Galatasaray'ın puan kaybeder dediğimiz yerde Galatasaray avaraş kastı. Ne diyorsunuz siz bu işlere? Öncelikle başta Hilmi olmak üzere bizi dinleyen tüm Galatasaraylı kardeşleri tebrik ediyorum. Çok değerli bir galibiyet bence. Şampiyonluk Heder. dönemecinde. Böyle de bir, yani. bir adam. Böyle de centilmen bir adam. Ben evet. daha Hilmi'nin bir kere fenerleri tebrik ettiğini duymadım. Asla etmem. Gibi bir. Şimdi yanlış anladım. Iftira ile <gülüyor> <gülüyor> böyle. Böyle de yalan verelim. söyleyelim. Ama benim bir sistemim var. <laughs> evet. Yani ma, tamam Alanya'yı yiyen en zor deplasmandan galibiyetle ayrıl. Hiçbir lafım yok değerli Okan Buruk'a. Ama bari averajı burada kapatma ya. Avaraj Avaraj işini bile. burada Avera işini en zor деп pasmanda çözmeye çalışma ya. Bu bu kadar fazla bence. Ben yani ona üzüldüm yani. Maç çabuk bitti be. Ya evet. Alanya ilk yarı bir şey verdi. Yani ulan acaba Kasımpaşa maçı gibi bir Galatasaray'ı hafif ısıracaklar mı? Havası verdi ama ısıramadı, hiç ısıramadı. Evet, evet. İlk yarı fena değildi Alanya. İlk yarı fena değildi, de hiç ısıramadı ya. Hiç Aynı. Hiç diş atamadı. Sen ne diyorsun İlmi? Kutlarız 87 puan oldun cimcime. Çok mutluyum. Ee. Öncelikle damalarınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi Galatasaray'ın kalan en zor deplasmanıydı. Alanya deplasmanı. Yayın paylaşım tweetimize bu arada yine mesajlar geliyor. Yayını izlediğiniz fotoğraflar onları Galatasaray muhabbetimizin bitişinde konuşacağız. Artık yeni bir adet edindik. Buyur Hilmi top. Ben bize bir, bir de yayın ver. İlk önce. Ondan sonra devam edelim. Emredersin ağam. Özür dilerim. <laughs> Özür dilerim. Galibiyet sarhoşluğu derim. Aynen öyle. Var mı Ona başka isteğin ağabeyim? Canının, yes, canının sağlığı. Hiçbir puanla başka iştirak isteğim. etmeyeceğim bugün. <laughs> abi iyi bir galibiyet. Ya, Okan Buruk ikinci yarıda oyuna dokunuşlarıyla Galatasaray adına maçı çok rahatlattı. Bence maçın özeti bu. Evet Hakim kötü maçıydı Galatasaray. Hamleler bayağı bir etki etti Galatasaray'a. Hakim Ziyek maçı çözdü. Yani çok yetenekli bir adam. Maçın oyunun seyrini değiştiren bir numaralı isim Hakim Ziyekti bence. Öyle düşünüyorum. Onun haricinde Alanya'nın çok güzel bir planı vardı. İlk kere o planı çok iyi uyguladılar. Sert bir Alanya vardı. Diri bir Alanya vardı ve planı çok net bir Alanya vardı. Galatasaray Alanya'nın planını görememiş veya ona doğru reaksiyonlar gösteremedi ki Alanya özellikle ilk yarım saatte daha üstün olan taraftı. O süreçte Nelson'un öne çıkan müdahaleleri var Galatasaray'ın savunma aksiyonlarında. Ama Galatasaray ikinci yarıda oyunu çözmeyi bildi. Ki bence ilk yarının son 15 dakikasında da oyunu biraz daha eline almaya başarmıştı. Ama o hamleler de çözdü oyunu. Galatasaray diye düşünüyorum. Kısaca. Galatasaray'da, Galatasaray'da bugün beni en çok şaşırtan Ziyek'in bu kadar diri ve işin içinde dönüşü ya. Yani. İnanılmaz top oynadı bence. Ben buna niye, niye şaşırdın? Kasımpaşa maçını da mesela Ziyek çözdü. Ben öyle düşünüyordum açıkçası. Ya Kasımpaşa maçında o... o, kadar gözüme batmadı da bu maç çok battı ya. Ya benim o maçta da konuştuğumuzda maçın öncesini Ziyek seçmiştim ben. Ya bugün Bilmiyorum, de bu oyunu maça direkt değişti. gözüme. Bence bu oyunu çok fiziksel, çok fiziksel yetenekli. hali falan filan çok çok iyi ya. ya fiziksel hali iyi abi. O beni şey yaptı yani. Bilmiyorum. Çok diri. Çok diri. Ne yaptığını çok iyi biliyor. Oyun görüşü inanılmaz. Bileklerine çok hakim. Ya böyle bir oyuncu kafasını sahaya verdiği zaman ya süperlik gibi birlikte istediği her şeyi yapabiliyor. Ya Hilmi sana işin acı tarafını söyleyeyim mi? Kafasını sahaya vermesine de gerek olmayabilir. Kendi kendi keyfi yani veriyor gibi. Yani bir 10 dakika ikinci vitese taksa bile maçı alıyor işte. Yani böyle bir adam Ziye zaten kalitesine şüphe yok. Oğuz Aydın da bu arada Alanya Spor'da çok çok iyi bir topçu ya. Ben senebaşı o kadar beğenmiyordum ama hem Yusuf hem o bence ikisi de çok iyi. Oğuz Saray'ın övgü kısmına geçeriz oyun bireysel performansları da konuşuruz da Okan Buruk'un ilk yarıdan ikinci yarıya geçerken oyuncu değişikliği dışında saha içinde taktik anlamda bir değişiklik yaptığını düşünüyor musun? Bu ilk soru. İkinci soru yine taktikten gideyim. E, Alanya Spor'un haftalardır oynadığı oyunun biraz panzehri gibiydi Galatasaray sanki. Hani Alanya yine aynı oyunu oynamaya çalışıp ya yani basit tabirle söyleyeceğim. Bu koş koş işi Galatasaray'a yarardı. Alanya'da çok iyi koş koş takımı. Galatasaray'ı bugün farka götüren şeylerden biri Alanya'nın oynadığı oyunun Galatasaray'a çok bir karşılık verememesi olabilir mi? Ya ikinci dediğin şeyden başlayayım ilk önce. Evet Alanya'nın oyunu Galatasaray'ın istediği bir rakip oydu. Ona kesinlikle katılıyorum. Yani ligde Galatasaray'a daha ters gelen rakipler var. Mesela Hatay Spor ligde Galatasaray'a ters gelen bir oyun oynuyor. Ne, ne kadar kötü durumda olsalar da Galatasaray'ı daha çok zorlamışlardı. Alanya formda iyi bir futbol oynuyor ama oyun sistemi Galatasaray'ın işine gelen bir sistem. Onun haricinde Okan Buruk ilk yarıdan ikinci yere geçerken neyi değiştirdi diye sordun. İlk yarıdan ikinci yere geçerken bence en net değişikliklerden biri Galatasaray'ın pres isteğiydi. İlk yarıda Galatasaray yeteri kadar pres yapmadı. Ama ikinci yarıda presini pres kalitesini net bir şekilde arttırdı. Stoperlerin daha ileri çekti, daha ileride basmaya başladı stoperleri. Diğer orta saha oyuncuları falan da prese daha destek verdi, daha çok top kazandı diye düşünüyorum. Ya pres çok fark ediyor Galatasaray'da. İlk yarı o pres isteğini çok fazla göremedim diye düşünüyorum. Ben işin Alanya kısmına bir şeyler diyeyim. Galatasaray'la oynamak hakikaten zor. Özellikle Galatasaray'dan bir şey koparmak da çok zor. Yani bu sene Galatasaray fener sapık puanlar almış. Ee, yani yapacak bir şey yok. Ee, ama Fatih Tekke hakikaten çok kıymetli iş yapmış yani. Hani bir Anadolu hocasından ne bekliyorum? Futbolculara dokunması ve geliştirmesini bekliyorum. Şu takımda Fatih Tekke öncesine göre performansı artmış. 4-5 tane adam var ya. Kesinlikle. Yani... Çok çok önemli iş hakikaten neler olsun. Bugün bir ara TT oldu baktım neyle alakalı diye. Bir Beşiktaş haberi çıkmış galiba. Beşiktaş teklif yaptı ama Fatih Tekke kabul etmedi falan filan diye. Ee, ya Beşiktaş'ın teklif yaptığını düşünmüyorum ama Beşiktaş'a gelmeyecektir şu an bence. Kendi kariyeri için. Trabzon'u bekleyecektir. Abdullah Avcı'nın tökezlemesini bekleyecektir. Eee... Ama müthiş işler yapmış yani Alanya'da. Yani şu Galatasaray'a çelme takmak zor. Galatasaray'ın saha içerisindeki en kötüsü kimdi? Kerem Aktürk oldu. Bence. Bence de. Kerem, Bence de, Kerem, Demirbay'ı da sayabiliriz. Ben Oriye oraya da kötüydü. Aktürk oldu diyorum. Bence de Kerem Aktürk oldu. Abi çete maçın adamını soracağız mı? 4 kişi belirliyor. Çete maçın adamını soracağız. Önce bir kötüyü konuşalım. Tamam. Maçın adamını sorarken sen zaten klasik en baba tercih yaparak başlayacaksın değil mi? Benim Gerçekten benim değil. bir niş, niş seçimim var. Hasan oh. ah, abi başla. Hasan ben başlayabilir miyim? Diş atacak. Niş diş atacak Hasan abi. <laughs> İzniniz olabilir mi o işe? Tabii e, Tabii, tabii ki tabii ki estağfurullah. Barış Alper Yılmaz. Abi Park. nereden Parklı geliyor aslında şunlar ya? <laughs> ya. Nasıl Parklı düşünüyorsun? Bir, <laughs> bir, şey ya. bir, şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. İştirak etmiyor musunuz Allah <laughs> i̇ştirak ediyoruz ya yüzde yüz. yani iştirak bunun... yoksa söyleyeyim beyler. Vallahi Bunu sahada görebilmem. Geri çekerim bu yorumu. Ben ya, diyorum ki çok... çete soracağımız maçın adamı oyuncularından bir tanesi Barış Alper Yılmaz'dır diyorum. Tamam ben de bir tane söyleyeyim. Hilmi de Galatasaray'la olduğu için iki tane söylesin. Ben <laughs> tamam. niş seçimi harbiden atıyorum. Ben Nelson diyorum. İlk yarı Galatasaray oyunda tutan ben, adam. Ama son. senle yaklaşık 6 aydır beraber yayınlara katılıyoruz. Ama yes. Nelson benim Nelson övme kısmı benden nasıl alırsın? Aa özür dilerim. Abi iyi çaldın, öyle öyle bir düşünce Ta, öyle ay, bir, bir var, Turan Nelson dedi. <laughs> ya yani bu, gece Nelson, edem, bu, gece Nelson, Turan edebil, bu gece Hilmi Mutsu edebildi. edebildiysem ne mutlu <laughs> bana. Aynen <ederim>. öyle. <laughs> Kusura bakma Hilmi'cim Nelson kapıldı. Başka iki adam lazım. Nelson ben de. Ben Hakim Ziyek ve Derik Kön diyorum. Benim Derik Kön'ün de onları. ikinci yarı birader ne yapıyorsun? 45'te ince uçlu şarj aletiyle şarj mı ediyorlar? Lavu, o yorulmaz mı ya? Bir tane daha isim var bu arada çok iyi olan ama onu sayamayacağız gibi. Toreiro da çok iyiydi bence. Ben bu arada bugün çete açacağımız ankette de ee, dünkü Suriye genel seçimleri havasını hissedeceğimizi Hı. düşünüyorum. Çok fa ben, fark mı olacak diyorsun? Ben bence çok fark olacak. Ben bence çok fark olmayacak. Bence ne olacak biliyor musun? Bence çok fark ee, olmayacak. 10 fark falan olacak birinci ile ikinci arasında. Mesela Nelson falan onun üzerinde olur kesin yüzde Çünkü Nelson diyen de çok ve Nelson'a harbiden o iade itibar yapılmalı yani. İlk yarı yani Galatasaray gol yiyecek yani. Nelson'un bir iki Nelson, müdahalesi oynadı inanılma, İnanılmaz Tamam da benim adam yüzde seksen almayacak üzülme. <laughs> Nelson Kön dördüncü adam kimdi? Tamam unutmuşum lan. Ziyek Kön de, dedim dur. ben. Ziek anketi başlatıyorum. Bu anket biz Galatasaray'ın bütün sofalarını yapana kadar burada kalacak. Galatasaray'ın sofaları bitince de hakeme başlayacağız. Yani e, hakemle ilgili de işte tartışmalı pozisyonlar falan varsa onlara değineceğiz. Binelson'un el işi var galiba. Ostruya ekibi olarak buradayız. Sıkıntı yok. Ben oyumu oyumu yana kullandım. Ben de oyumu Ziek'ten yana kullandım. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Başlayalım. Sofalara başlayalım. mı başlayalım direkt? Şimdi... köyün iki muhtarlık kaldı herhalde. Doğu bölgesinden <laughs> Doğu Ferin şekli. <Çekçek> <laughs> ya biraz orada... Hani bir şey yeni sana? Köyün oyu yüzde çok kritik. <laughs> evet. Kemik oy. <laughs> bir yerlerden tanıdık geldi. <laughs> Öyledir ya yani. Ben sana bir şey diyeyim mi? Yüzde iki çok kritik geldi. <gülüyor> <gülüyor> gençleri geldi gençleri evet. almış. Öyledir. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam gençleri biliyor abi. Derkön. Ee, Fernando Muslera işte. 7.6 almış. Fernando Muslera bir, bir, sıkıntı yaşadı mı? Yok. Bence yaşamadı. Sıkıntı arada... yaşamamaya gayreti vardı ama. Bir iki çıktı. Oğuz Aydın'ın araya kaydığı toplarda bir iki önden çıkıp pozisyon olmasını engelledi. Sıkıntı yaşatmadı kendine. Mi acaba? Düz 8 bence de. Chatte yazmış Eren Elmalı nickli arkadaş. 8'i var. Bugün oyun kurulumunda da ekstra bir gayreti vardı Muslera'nın. Hiç ilk yerdeki basketle hemen hiç uzun vurmamaya çalıştı mesela. O işlerde de iyiydi. Bence de iyiydi. Ben de 8 diyorum. 8'ine iştirak ediyorum. Diyorum. Biraz da ben sana iştirak edeyim. Aynı şekilde 8. Aurier kötüydü. Yani zaten ilk maçı Galatasaray'la ama hani 45'te de çıktı. Encefeci bir halde Galatasaray'ın bu yaz yaptığı kötü transferlerden biri. Ben bir kışın al, kış kışın, kışın Bu kışın yaptı. Yani yaz kış iki transfer döneminde yaptığı He. kötü transferlerden biri diyeyim. Altı ee, 6 diyeyim ya. 5 diyeyim hatta ya ben. Ben de altı diyeceğim. Ya bence 5 demek haksızlık olur. Çünkü çok çok berbat olsa Galatasaray oradan gol yiyebilirdi. Gol yedirmedi. Diye 6, 6 verelim. Doğru diyorsun. İyi 6, dedin ona. bence okey. Aynen altı verelim. Altı verelim. Victor Nelson. Altı. <laughs> <laughs> ben sekiz vereceğim Nelson'a. Ben 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 de sekiz veriyorum ya. Muhteşem bir oyuncu bence. Yani ben sen... ek, biraz aa, aa. az verdiğini düşünüyorum Hilmi'nin. Bir çıtır Nelson düşmanlığı var galiba sende dostum. Futbolculara ismine göre değil oynadıkları oyun'a göre davranmalısın. Sekiz nokta iki. <laughs> İştirak etmiyor musun? Bana? İştirak etmiyorum bu taraflı yorumlarına. Abdülkerim Bardakçı yalandan da olsa gol attı. <laughs> Şeyin sırtına yüklenip attı ya bir tane. orada diyorum lan burada ofsayt yok. Niye iptal etti? Ben rakibini düşürdüğünü görmemiştim. Hani yükseldi kafayı vurdu gibi gördüm. Burada diyorum niye durdurdu oynarken anlamadım ilk pozisyonu izlerken. Yani dedim lan niye durdurdu bu herif? Ee, ama iyi oynadı ya. Galatasaray savunmacılarına bugün diyecek çok bir şey yok yani. Galatasaray savunmada çok iyiydi. Abdülkerim de iyiydi. Oyun kurmada da Galatasaray'ı rahatlatıyor. Açarak, bir parantez açarak 7.4 vereceğim. Sebebini de söyleyeyim. Bence Efecan'a yaptığı müdahale Efecan penaltıyı alamadı orada. bence amatör açtı ayağına. Efecan orada biraz daha hani akıllı şey olsa, kurnaz olsa diyeyim penaltıyı alabilirdi. O müdahaleden dolayı 0.3 puan kuruyorum. 7.4. Yoksa iyiydi genelde. Ben düz 8 veriyorum ya. Bence bayağı iyiydi bugün. Eyvallah. Benim beğendim bir oyuncu zaten. Derik Köhn. Sen kaç, 7. Sen kaç verdin Abdülkerim'e? Ben mi? Onu söylemedin. Evet. 7.8 falan ver, veririm ya. 7.7, 7.8. Duran toplar da çok etkiliydi ya. Ben bugün Abdülkerim için... Derik Kön'e ne, ne diyorsun? Dura sen Derik Köhne yani şu an %4 almış ama ben Derik Köne de bir yüksek puan vereceğim. 7.9 vereceğim Derik Köne. Ben bazen paralel bir evrende Osayi Kön beklerinin futbol üzerinde nasıl etkileyeceğini düşünüyorum mesela. Osayi Kön iki bekin. Osayi Kön orta sahaları ya da kim biliyor musun? <laughs> Torreira Ste Stefano <laughs> Oo. <laughs> Böyle bir üçlü isterdim takımda. Toray'la Fred de ama far çok farklı bir senaryo oldu bak. Toray'la Fred, Osayi, Derik Kön mü diyorsun? Ya bir de Sivanski. O da plastik gücü falan yüksek adam ya. Bu var. Her, her takımı bu var bu arada. Oğlum bu takımı Galatasaray kurabilirdi hocam. lan bu yaz. Osai'yi <laughs> <dişi>. dışı. <laughs> evet. Bu arada <laughs> <evli> yani. Osai'yi dışı kurabiliyormuş. Osai'nin yerine de osai yerine de orada. şey vardı. Ee, Boye vardı. Boye vardı. Aa vardı. evet bak. Satmazdı bu ayı, bu ayı de, de mesela. Bu dediğin takım birebir oluyordu. Evet. Vay be. evet. Derik körü ben ilk yarı biraz onuza karşı aksar Allah. buldum. Arkaya kaçırdı ama ikinci yarı çok daha iyiydi. Fiziksel anlamda da fark yaratıyor. Yorgun sağ beke, yorgun sağ açığa karşı elinde ikinci yarı Derik kön gibi bir bindirme makinası harbi çok fark yaratıyor. İkinci yarıdaki hali için Yedi buçuk diyorum. Ben 7.7 yedi ben vereceğim. Ben çok beğendim bugün. Arkaya kaçırdı ilk ki. evet ama ikinci, i̇kinci yarı sildi evet. Demir Boya ne diyorsunuz? Ara... 7 vermiş Sofa ben, ben, pek iştirak edemiyorum. Bence bir tık daha düşük almalı. 6.7 falan verdim derdim. Kötü kötülerden de bugün. Ya Demir Bay son ben... birkaç maçtır formsuz zaten. Kerem Demirbay'ın peki sorunu mu, bir sorun mu var diyorsun yoksa genel bir düşüklük mü yani formsuzluk gibi bir şey yok, mi? Yani genel bir formsuzluk ya. Oyuncularda ara sıra bu iniş çıkışlar olabilir. Doğaldır. Evli mi Kerem Demirbay? Evli. Çocuğu ver. Ben yani dedim acaba özel hayatta Lan mı başlasın. çok... Uçtu kaçtı ondan mı düştü dedim de onunla da alakası yok o zaman. Ya... Umarım toparlar diyelim. Ya yani birkaç maçtır. Toparlar ]tır. ya zaten Çok istatistiksel olarak o kadar kötü bir maç çıkarmamış ki sopa 7 vermiş ama ben 7 vermem yani. Gözümün yani ilk bir şeye. aksadı ya. Etrafındaki olaylardan uzak kaldı yazmıştı Erinç Bilican mesela. Ben de katılıyorum onun yorumuna. Erinç Bilican. <laughs> Şimdiden başladık. <laughs> Neye başladık? Bir şey demedim ki Erinç Bilican <laughs> Yok ben bir şey demedim. Ben ben başladım. He. Ben <laughs> bir şey demedim. Ben insanlara sürpriz olsun bir şey demiyorum. Lucas Torreira. <laughs> Chat'te bir şey sorabilir miyim? Bir ufak araya girip. Chat'te üzerine düşünülmesi gereken bir konu açmış mesela bir arkadaşımız. Demiş ki iki keremin sorunu e, oruç olabilir demiş. Yani oruç tuttular ya öyle bir süreçten çıktı. E kazası mı Acaba kaldı? Bayram şükür... bitti. Daha ne orucu? Bayram şişkinliği mi diyorsun Tuğra ya 30 gün oruç tutmak yani... Ya da bir eksikleri vardı ikisinin falan. de. Hı -hı. Seferi durumdan dolayı. E, hala devam ediyor oruç. O da olabilir. Çünkü bayramda tutulmaz. Orucun kazası bildiğim kadarıyla. Doğru doğru. Tutulmaz. Nasıl Sen benim işte dini bilgi Turan? İnanılmaz. Herkesde yok top... ha he, bu bilgiler. Bu Yatatı olma 20 senedir bilgisi... sakız orucu bozuyor mu diyorlar. Bak abin tekte atıyor. Hı? Bayramda Alo, fetva. oruç tutulmaz diye tek de atıyor. <laughs> bu arada gerçekten bir din alemine şeyi sormak istiyorum mesela bayramda oruç tutulmaz bir ayet olarak geliyor mu yoksa bu din dinen büyüklerimizin haram, haram abi. kendi yorumu mu Haram haram. Duran sallıyor mu yoksa bildiğin no, için mi Ciddi haram harbi haram. <laughs> hani böyle tamam. bir yani böyle bir ayet mi var yani bayramda tutmayın. Hadis, hadis. Hadis mi var? Biz hadis Mesela hadisse dediğim Aynı. gibi yani bir yorumlamadır bu. Ee, ne desem yani? Nerede kalmıştık biz? Torreira'da kaldık. Torayra. Lucas Torreira. Lucas Torreira'yı ben beğendim abi. 7.2'sine iştirak etmiyorum. 7.5. Daha iyiydi 7.2'den. Bence ben... de 7.5'una iştirak, ediyoruz. 6, 8 <laughs> iştirak yani. ediyorum. 8'i var ya. Bir kere, bir kere de ben iştirak edeyim. Lütfen kızmayın. Yok. Ben yani. genelde Hilmi iştirak ettiği için bir çıtır garipsedim ama senin iştirakında çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Sen bu arada Sağ bu ol. kanalda bana ilk kez iştirak ettin lan galiba. İnsan böyle bir tuhaf hissediyormuş. <laughs> yani çok iştirakıyla ünlü bir arkadaş değil Turan. Umarım devamı gelir. Biraz sivri bir adam. kötüden iyiye gideceğim. Tamam. Pozisyonel gitmeyeceğim. Tamam. Kerem Aktürkoğlu ya bu Kerem Aktürkoğlu'na ne oldu ya? Aşık falan mı oldu bu oğlan? Bayram şişkinliğine veriyorum ya Kerem'in performansını. Ben bilmiyorum Kerem Aktürkoğlu'nda bu sene bir iniş çıkış olur ya Topçu'da. Kerem'de hep bir iniş Hı. var gibi ya. Abi i̇niyor yani... iniyor sonra hafif bir yükseliyor. Hemen bir direkt bir yükseliş var. sonra Kerem geri iniyor. ne oldu sana ya? bir videoda dişlerini kasmaktan dişini kırdığından evet. bahsediyordu hatırlarsınız. Yani şimdi o kadar bir şey oldu geçirmiş ya. bir adam. Ya yani men bu mental çöküntüye girip futbolun kötüleşmesini ben çok da garip bulmuyorum. Yani çok zor bir işle uğraşıyor Kerem. Kerem Aktürkoğlu'nu kızılcık şerbetindeki doğayla şipliyorum. Aa. Hiç beğenmediğim bir şip oldu ya. Niye, Niye? iki tane popüler insan? Ha öyle işte tamam ben. Ben çok farklı düşündüm biliyor musun? Niye, Kerem Akçurko'nu alıp Kızılcık Şerbeti'ne koydum. Direkt o yani Oo, karakter olarak. O da olarak... olur. <laughs> Direkt Kerem de şey, ailenin <laughs> çocuğu. Tam doğaya göre. Tam doğaya göre. Annesi diyor yine bulamadım mı diyor bizim kafa birini diyor. Kızıyor doğaya. Felaket olur abi manyak mısın sen? İyi reyting alır. <laughs> Onu felaket söyleyeyim olur. de. 6 veriyorum ben Kerem'e. Kerem bizi yanlış anlama. Biz de emir kuluyuz burada. Ver diyorlar, puanı veriyoruz. Puanım sen kaç veriyorsun? Ben de 6.5 vereyim ya devam etsin. 6.5 iyi bir puan. Ben 6.2 veriyorum. Size iştirak etmedim. Mauro Icardi gol attı. Bence gol nedeniyle 7.4. 7.4 kadar iyi oynamadı. Evet. Ee, ama yeşil yansın. Golü atmış adamın da yeşil yanmaması canavarlık artık. O kadar da abartmamak lazım. E, ee, 7 nokta 7.1 verelim. Bence. Ben 7 çakayım. Sen yedi bir çak. Ben 7.4'ün devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. 7.4 iyi. Tamam la en iştiraksız sensin. <laughs> Allah Allah. Icardi düşmanları ya. Ama bak, şey çok enteresan. Mertens 8.6 almış Barış Alper Yılmaz 2 gol atmasına hemen 8.3 almış biz Mertens'i e, maçın adamı mıdır anketimize koymadık çok iyiydi ya yine bugün Mertens Mertens'in o ilk kere attığı şut neydi ya. ya belki bu işi sıralanlaştırdığı için biz almamış olabiliriz bu arada o şut golü olsa bence yılın golü olurdu ya inanılmaz bir şuttu ya. Ya eminim yılın golü olacağına. Bence gol dışı da çok iyiydi. Ya yani pozisyon dışı da çok iyiydi. 8.6 vermiş Sofa. Ben 9 veriyorum. Çok özel bir oyuncu ben, ya. Ben 8.6 8.6'dan devam edeyim. Mükemmel bir oyuncu. 8.6 iyidir. Hilmi bu sefer de Hilmi'ye iştirak <laughs> edeyim. Bir de onun tadına bakalım. Böyle böyle bir adam. <laughs> bir de Hilmi'nin tadına bak. Onun iştirağı da iyidir. Tabii tabii. <laughs> Barış Alper Yılmaz. 9.1 veriyorum Barış Alper Yılmaz'a. Süper. Ben 9.5 vereceğim. Ben Süper de 9.5 vereceğim. Abi ilk attığı goldeki vuruşu normal değil. Barış Alper Yılmaz'ın ee, nazik efendi de bir insan olduğunu duydum. Çok yakın zamanda duydum aynı ortamda bulunmuş başka bir insan tarafından. Nazik, kendini iyi ifade eden, efendi bir insan olduğunu duydum. Ne kadar güzel bir futbolcuyla ilgili böyle bir şey duymak. Yani saha içinde zaten ne oynadığını görüyoruz işte herif bam güm topa vuruyor. Ama saha Abi, dışında yani, da bir adamla ilgili böyle bir şey söylenmesi çok güzel yani. Kaliteli bir menajerlik şirketiyle çalışıyorsa ucu bucağı yok bence gidebileceği yerlerin. Yani kim menajer lan merak et. Bambaşka bir oyuncu. Bakayım ben hemen. Barış, en top seviye takımlarda belki Eylvan's oynayamaz ama transfer var. Kimmiş? Açılmadı dur bakalım. Şurada açılacak. Açılmadı. Açıldı. Uncay Maldan yazıyorlar. HM Agency. Oyuncuları kim abi? Ee, Barış Alper hmm. Yılmaz'ın en önemli oyuncuları olduğu bir şirket gibi duruyor. Hani. Ya bilmiyorum. Bu tarz agency'lerde şöyle bir şey var bu arada. Hani adamların profili düşük gibi durabilir ama mesela bu adamların yurt dışında çalıştığı bir şey olur. Bu menajerlik şirketi olur. Bunlar onların Türkiye ayağını yapıyordur. Ee, hani o şekil Barış Alper'i de pazarlayabilirler tabii de. Yani Barış Alper'in zaten çok bence acayip de bir şeye ihtiyacı yok pazarlamaya. Barış Alper Avrupa Şampiyonası'nda bile bam gibi oynayacak bence. Her lige yakıştırıyorum ya Barış Alper'i. Her ligde oynar. Ben her takıma da yakıştırıyorum bu arada. Barış Alper'in bir Brighton'ı var ya. Brighton, Crystal Palace mesela. Aa Crystal Palace'ı var. Yani Zaha Suf. yerine bir düşünsene Barış Alper. Zaha Aferin yerine orta. Barış Alper tabi. Acayip olur. Her her ligde oynar ya. ya Galatasaray'da herkese puan verdiysek o zaman h tox hastalarının seçtiği maçın adamını ilan ediyorum. Yine yüksek çözünürlü bir fotoğraf bulacağım önce. Yüksek çözünürlüklü bir foto. Biz yedekleri puanlamadık hey. Ziyek falan puanlamadık. Ziyek Aa kanayan. Ziyek. Ne diyorsun Ziyek'e? 8.5 8.5 alır bence de. 8.1 vermiş sofa. 8.5 alır. Al evine götür 8.5'ü. Ben 9 vereceğim Ziyi. Maçı çözdü. Za ve Davinson'la ilgili ben puan verilecek bir şey görmedim ama Kaan Ayan da bence Endombele ile ilgili. Aurier'den şeydi. Endombele'ye ne veriyorsun bugün? <laughs> Endombele'ye ne Yarın bir Endombele izleyeceksin. Endombele'ye... Endombele'ye hiçbir şey vermiyorum ya. Çok tatlı bir şey. <laughs> Sen ne veriyorsun Endombele'ye? Endombele'yi kendime benzetiyorum. Fiziksel. Yüzde <laughs> yüz. Yani. <gülüyor> o yüzden bir sempatim var i̇şte, ya. İşte Tolks'un chat'i onu seçti üst düzey bir görüntüsünü bulmak için uğraşıyorum yanda bir saattir. Yüksek çözünürlüklü maçın adamı Barış Alper Yılmaz. E evet, çeti o dedi. Nasıl böyle bu beyler foto? Telefon Harika arka be. planı yapmak isteyenler için yayın sonu bir link paylaşımı yapacağım. ee, <laughs> tıp 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 tıp. Hakem. Ben bu arada bugün maçın hakemini beğendiğimi söyleyeyim. Ben tartışmalı pozisyonlardan ayrı bir şey söyleyeceğim. Bu herifin daha önce bir de Fenerbahçe maçını izleyip bir yorum yapmıştım. Her fırsat bulduğunda maçı oynatmaktan yana çok güzel bir özellik. Kesinlikle. Eğer kafayı cinliğe çalıştırmazsa tarzını beğendiğim bir adam. Bak cinlik işlerine hiç girme. Tarzın iyi. Tarzı, tarzı iyi, iyi. ben geliyorum abi <laughs> yani ses konusunda çok ön fikir değilim ama tarzı kesinlikle iyi ya bugün ilk 15 dakikada zaten oyun hiç durmadı neredeyse ya oyunun topun oyunda kalma süresinin en yüksek olduğu maçlardan biridir bence bizimlikte bir şey soracağım bir efsane vardı bir zamanlar var kayıtları yayınlanıyordu niye bitti o öyle bir Sağ şey var sağa inceleme işi bir, yok abi bir aydır falan Doğru söyledin ona. Milyar adam veriyor herhalde. Eşek herifle görüşüyorlarmış. Henüz anlaşamamışlar. <laughs> o yaparsa getirecekler haftaya video. Diziizle.com'dan izlersin var kayıtlarım. Bence hiçbir işe yaramadığını anladıklar. Hiçbir bıraktılar uygulamayı ki doğru uy berbat, yani. bir, berbat bir berbat bu uygulamaydı. Bunu daha önce de söyledik. Ya ee, o an... evet. Maçın hakemiyle ilgili Ostrio ekibi olarak bir Nelson'un pozisyonunun penaltı verilmemesini doğru buluyor muyuz? Ben buluyorum. Ben de buluyorum. Bir tek orada el ben var mı diyorum. yok mu ona çok göremedim. Yani o topu çok göremedim ama bu Kasımpaşa fener başındaki pozisyon gibi. Yani elin olup olmadığını çok göremedim ama var ya da yok diyemiyorum. Kararı doğru buluyorum. Şeyin ikinci sarı kartını doğru buluyor musunuz? Fer'in mi? Fer. Doğru ya. Bence de doğru. doğru, doğru. Orada da ayağına basıyor doğru. adamın. İlk sarı kartı nasıl Leroy Fer'in? Bir tane arkadan Mertens'e kaydığı pozisyonda görmemiş miydi? Olabilir. Atak. Onu, Onu tam hatırlayamadım. Mertense... Mertens'e kayarak gördüğüne emin gibiyim de. Okey. Barış'a da olabilir. Barış'a, Barış'a pardon. Barış'a. Efecan Karaca'nın işte. penaltı pozisyonunda Nelson'un ile olan mücadelesinin, Abdülkerim Bardakçı olan mücadelesindeki penaltı verilmemesini doğru buluyor musunuz? Osturuyor tayfa. Ben doğru buluyorum. Dünkü Mert Müldür'ün pozisyonunun aynısı bence. Doğru buluyorum hatta sarı kart da gerekiyordu bence. Yani net bir aldatma var orada. Dün ben Ayzer 2'ye de sarı çıkmaması gerektiğini söylüyordum. Bence bugün de sarıya gerek yok. Ben de dün sarı çıkması gerektiğini doğru buluyordum. Bugün de sarı çıkması gerektiğini düşünüyorum. Vay. İştirak edilmemece. Biraz ters düşeriz. Evet. Hmm, Hakemle ilgili başka pozisyon var mı? Chat'la biraz yardım edin. Hakemle ilgili başka pozisyon. Yok mu? Yok gibi. Geleceği parlak bence. Fatih Tekke'yi Fence, niye attı ya? ya? Tekti attı bir de. Cah diye kırmızıdan attı. Fatih Tekke'nin atılmasıyla ilgili bu tartışmalı pozisyonlar mı ne? O adamın tweet'ine baktım. O bir tane Twitter'da bir kardeş var ya paylaşıyor. Evet. Yeşil. Pey, o diyor pey, ki evet. alanı geçtiyse atar diyor. E, kaç kişi alanı geçiyor abi o kimseyi atmıyor. Niye Fatih Tekke'yi attı? Küfür etti diyor chat'tekiler. Küfür ettiyse tabii atacak yapacak bir şey yok. Ama o alanı geçmesi kırmızı kart vermesi için yeterliymiş bu arada. Alanı geçti, alanı çok geçti. Bir de alanı ona geçmesi yeterliymiş yani. zaten. Ama ona yani her alanı geçeni atmıyorsun sonuçta. Evet evet. E, o kuralın ya işte böyle hakem olacaksın, direkt uygulayacaksın ama yarın İsmail Kartal'ı Okan Vuru'ya atamadığın gün eee sana bu Fatih Tekke işini hatırlatırlar. O zaman bundan sonra bu herifin o alanı geçen adamı direkt atması lazım. Eğer küfür işi yoksa, küfür işi varsa tabii ayrı bir seviye. Ya ben şunu da söylemek istiyorum. Ee, mesela Fatih Tekke'nin alanı geçebileceği kadar büyük ve tartışmalı bir hata olsa anlık. Ve Fatih Tekke o sinirle alana geçse ben derdim ki ya biraz inisiyatif alınabilir ama ya Fatih Hoca ortada hiçbir şey yoktu ya orada. Hani offside de, var diyelim. Yani gol falan da olmamış. E tam vardan dönerdi yani. Bu kadar agresif bir tepki gerek var mı üstüne yürümeye Yana Kem'in? E, bir bence Fatih Tekke'nin aradı. hatası burada. Bir de doğru evet, kararı var. Yani. Öyle de bir şey var. Ya, yani. Normalde. Hadi Ufak geçti diyelim. Anlık bir sinirle itiraz etti. Hadi sarı diye düşünelim de abi. Ya Yana kemin dibine kadar gitti. bayağı uzun süre itiraz etti yani. Ciddi bir bir de şöyle bir olmuş olmuş maçın içerisinde. Barış Alper Yılmaz'a ee, Barış Alper Yılmaz'a değil Nelson'a Alanya sporlu Ahmet Aslan galiba kayıyor bilekten topuktan giriyor. E, sarı verilmemiş. Bence sarı bu. Sarı verilmeli. Sarı verilmeliydi. Sarı sarı. 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 Bir sarı burada bu olana verilebilirmiş. Ya burada daha çok yukarıda olsa kırmızı derim bu arada. Hani bir evet, evet. Tur Galatasaray sarısı yani. Yüzde yüz sarı değil. Galatasaray'ın sarısının nar bir sarıyla alakası yok ya. Ya bu kamerada bir tuhaflık var. Hem mesela şu renk sarı değil ya bence. Galatasaray ne diye tanımlıyordu bunu? Bu, Bak. Ne, ne diyordu buna? Bak ben de sarı var şu an. Elimde sarı var. Turuncuya çalan koyuca bir sarı falan olabilir. Bak bendeki sarı mesela. Bendekini sarı dersin mesela. Çok tuhaf bir şey lan. Çok Turuncuya çalan tok bir kar... Bir sarı. Ben de öyle demiştim. Tamam ben de bir, çalan... bir, daha okuyayım istedim ilmecim İştirak ettim. Teşekkür ederim. Turuncuya çalan tok bir şey. Yarın seni göreceğim ya. Abi ha. şimdiden bunun heyecanı doldu içimde ya. Yarın seninle yapacağım makala. Sen sana hediyem var. Allah razı ya. olsun sağ ol. Yarın hmm. sana çok sana tıp, tıp. Sana çok özel bir kombinim var yarın ya. Oha. Öyle değil mi? Aynen. Yarın bana gülmekten harbi bir 4 kilo falan daha vereceğim. Öyle söyleyeyim. Çok iyi. Daha saran <laughs> yani. diyorlar. O zaman ne saati geldi? Tweetler ve açıklamalar saati geldi. Galatasaray'ın tweet'i. 5 maç 6 gol. Mauro Icardi diye atmışlar. Icardi'nin fotoğrafını ve o şey işte. Aşkın olayım kuşkun olayım işini. Eller böyle. Ondan sonra 1 kare 4 gol. Barış Alperziyek Icardi paylaşımı var. Hakim Ziyek ceza sahası dışında şut diyor. Gol 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 bilmem ne. Galatasaray'ın tweet'ler bunlar. Bir tane daha vardı abi. Onun şey yanıtlar kısmına gelsene. Aa yanıt mı atıyor lan Galatasaray millete? Yanıt çok iyi bu arada ya. Yanıt baya iyi. Şaraktır. His weakness. Böyle bir zam oldu. Öğrendim. Yeni öğrendim şakası. Fatih Terim'i de o şeyle paylaşsalarmış. Herkesin kullandığı. Şaşırmış, şaşırmış suratıyla. Şaka <laughs> şaşırmış suratıyla. Oğlum Fatih Terim Galatasaray efsanesi. Niye öyle paylaşmamışlar? Yani Beşiktaş'ı Fener'in o şakayı yaparken Fatih Terim'i kullanmamasını anlarım da Galatasaray'ın kullanmaması beni rahatsız etti. Belki Fatih Hoca bir şaka malzemesi olmak istemiyor olabilir. Ha. Ciddi duruşlu bir adam ya. Hani hocaya da sormadık böyle bir şaka yapmayalım. Tabi tabi. Vakuru bir adam çünkü Fatih Terim. Anladım. Evet. Şey ne demiş? Neydi o adam? Okan Buruk. <laughs> Neydi o adam? <laughs> Neydi o? Bu deriz. Okan Hoca <laughs> ile arayı bozdum. Fatih Hoca ile toparlayayım <laughs> bari dedim. <laughs> Neydi o ya? İnter'de de oynadı. Beşiktaş'a da geldi bir dönem. İlk golü bulduk. Özgüvenle so maçı like. değişti. 2-0 sonrası maçı bitirdik. Önemli bir takıma karşı kazandık. Gol yemeden bitirdik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra zaman zaman eşleşmelerde sıkıntılar oldu. Önemli bir galibiyet. Oyuncularını tebrik ediyor. Son 6 hafta daha çok kenetleneceğiz. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı. iyi oyuncularla iyi insanlara sahibiz. Aynı cid ciddiyette devam edeceğiz demiş. Icardi devre arasında konuştuk. Farklı bir mentaliteyle çıktık. Golleri atıp kazandık. Taraftarımız her yerde takip ediyorlar. Takım ve benim adım mutlu, mutlu edici desteklerin devam etmesini istiyoruz. Böyle şeyler bize enerji katıyor demiş. 5 ay boyunca ağrılarım vardı demiş. Gol krallığı önemli ama en önemlisi Galatasaray'ın kazanması demiş. Bir like isteyelim. Like Bugün şart. Izlemedik. Like şart. Like'a hemen alalım. Like. Bu arada çok güzel fotoğraflar gelmiş yayın tweetinin altına. Bizi izlediğiniz şekiller, şemaller çok tatlı. Onların hepsini göstereceğiz. Ee, o köşe hala bir isim bulamadın. Post 28 dakikada 28 dakikada etrik et yapan Kol Palmer'ı kutlarım. Kol Palmer'ı sever misin? Kol Palmer'ı çok severim. Chelsea'de bir tane izlenilir adam oldu sonunda. Güzel. Allah razı olsun Guardiola'da. Guardiola sayesinde Chelsea'mizde bir tane izlenilebilir adam oldu. Yani... Bugün chatte çok gördüm. Bu üçlü bir ufu yapar mı? Bu üçlü Böyle bir, bir Ufuk yapar mı? İstek varsa Öyle. istek arzu varsa biz her zaman varız. İstek Güzel. ve arzu var. Tamam. Üçlü yaparız bir ufu. Şimdi... Yani... şimdi 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 hakemi bitirdik, açıklamaları bitirdik, Twitter'ı bitirdik. Fatih Tekke kırmızı kart gördüğü için konuşamıyor. Fatih Tekke'nin açıklamalarını veremedik. Ha. Oh. Okan Burun bir de şu açıklaması var. Fenerbahçe ile Süper Kupayı oynasaydık bu maça daha iyi başlayabilirdik. Uzun aralar sıkıntılı oluyor demiş. Bizim bu çok konuştuğumuz bir şeydi. Galatasaray üzerinde. Galatasaray biraz daha ritim takımı. Maç yaptıkça ritmini daha iyi bulan bir takım diyorduk. Okan Buruk da bu konuya değinmiş. Evet. E, Murat Özen bu arada yine Twitter'dan bir şey söyleyeyim. Beşiktaş'la alakalı. Beşiktaş yabancı hocalarla anlaşamazsa Çağdaş Atan'la görüşebilir demiş. E, Twitter'da çok fazla Hermoso haberi okuyorum. Hermoso'yu Hermoso Beşiktaş çok istiyor demiş. Stoper Hermoso'yu. Hermoso'yu tanımıyorum ama e, hoca şeyle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Kişisel görüşüm. Kişisel Sergen Yalçın'ı isteyen bir yüzde otuz altı var diyelim şu an camiada. Ya da işte Şenol Güneş'i isteyen bir yüzde kırk var. Karşılarında da bir yüzde yüzde altmış altmış beşlik çok kemik bir kitle var ve bu evlilik her tekrar ettiğinde e, eski defterler çok fazla açılıyor. Sanki şu an hayır olan bagajsız birini getirmek bence. Yani böyle bir hissiyatım var Beşiktaş'la ilgili. Ben de sana ufak bir ekleme yapayım mı? Dış bir göz olarak. Buyurun. Bagajsız birini getirmek kesinlikle lazım ama bağajsız ve camianın etrafına kenetlenebileceği bir isim. %100, yani ismin doğru. kuvvetli olması lazım. Doğru. Yani öyle bir isim getirmeli ki Beşiktaş tamam bütün Beşiktaş taraftarı bu hocanın arkasındayız diyebilmeli bence. Doğru. Öyle bir adam bulmak çok zor ama hatta yönetim kurulda bu zorluğa talip oldular. Yani onlar çözecekler ama Beşiktaş taraftarı olarak bir kongre üyesi olarak bir tane isteğim var. Beşiktaş'ın başkanından önce sportif direktörü açıkla başka Önce bir futbol aklımızı görelim, bilelim ve o adama da diyelim ki, "Am, biz böyle top oynamak istiyoruz. Am. Bize buna göre biz bir adam bul" diyelim. Benim Beşiktaş'la ilgili hayalim, temennim, isteğim bu abi. Galatasaray'ın sıradaki istek. maçları sen devam etelim bir şey diyordun. Yok yok makul bir istek diyecektim. Önce sportif direktör istiyorum abi önce. Galatasaray, Galatasaray sıradaki... Alanyayı bitirdi. Alanyayı bitirdi ve bence Fenerbahçe dışında ligi de bitirdi. İçeride Pendik'le oynayacak, dışarıda Adana'yla oynayacak. İçeride Her ne Sivas. Olsun Adana Demir maçı zor bir maç bence. Bence zor geçmeyecek. İç dışarıda Karagümrük. Dışarıda Konya eee Galatasaray'ın şu an 87 puanı var. 90 93 96 99. 99 la Fener çıkabilir. İnanılmaz bir puan. Bence Galatasaray 100 puan barajını geçecek. Bana da geçecek gibi geliyor. Ee, bana da geçecek gibi geliyor evet. Hilmi kalan fikstürde en sevmediğin maç. Adana Demir deplasmanı. Adana Demir Süper Lig'e çıktığından beri hiç kazanamadığımız bir yer. Bir de yani Feneri için bakalım. Ben ikmet Kolpattın gibi geldi. Adana Demir'i kazandınız mı? Kolpa Deplas... gibi geldi. Kolpattın... Deplasm Adana... Deplasman'da kazanamadık. Deplasman'da. Yani. Okey, okey. Tamam o Geçen sene de, ya içeride de zor kazandık bu arada. Turan, Fener'in hiç kalan böyle. fikstürde en sevmediğin maç. Daha A sırayı Beşiktaş sonra. maçı ya. Aynen. Beşiktaş. Tabii Galatasaray Fener'de derbi derbi. De. Fener'in fikstüre bakıyorum da. Sivas Abi Fener Konya var da zor. Bence en zor maç. Kolay geçecek bence Sivas Fener. Ya böyle Sivas Fener... kesin puan kaybetti. Sivas Fener bence tahmin ettiğinden çok daha kolay geçecek abi. Bunun başka ne var ki? Nerede zorlanacak peki sizce? Ya çok zorlanacağını düşünmüyorum. Beşiktaş Bir... olabilir. Konya bence belki düşmeye kalan... düşmeye oynuyor. Aynen. Ya Konya daha yüksek bir ihtimal. Ya bir şey Konya o arada gibi yani, en göze batan takım Konya. Galatasaray'ın Konya'yla olan maçı son maç olmaz da Konya derdim Galatasaray. Orada Fener yani iç sahada kötü, kötü mesela Kayseri maçı Fener'in Kayseri'nin çok puana odak çıktığı bir gün acaba bir şey yapabilir mi? İyi şeyleri var. kontra silahları var. Hem kanatları hem forveti pırpır pır herifler. Bir şey çıkarabilir mi? Ama şimdi şöyle bir durum var. Fenerbahçe bir sonraki haftaki Galatasaray maçına şampiyonluk şansı olarak çıkacaksa ya Kayseri iyi bence. Fener Kayseri maçına da. ilk yarı Kayseri gol oynarım. Bak şimdiden bahisi söylüyor mu? Güzel bahis bu arada. İlk yarı bir gol. Kayseri. Yani sürpriz severler için olabilir. Ben de öyle bir şey denemek isterim. Mesela Galatasaray'da onu hangi Abi... maç oynarım biliyor musun? Galatasaray'a gel. İlk yarıda deplasman gol Pendik'te de oynarım mesela. En Galatasaray Pendik'e 10 tane atabilir ama sanki ilk yarıda Pendik Galatasaray'a bir tane atacak gibi geliyor. Bu arada ben size şunu söyleyeyim. Galatasarayın hafta Pendik maçına parolası averaj farkını kapatmak olarak çıkacak. Pendik'te bu arada Gal Galatasaray'a karşı gol atmayı seven oyuncular var. Umut Nayır mesela. Muhamet yani çok fark edeceğini düşünmüyorum. Sen bu ligin kimyasını yeterince yoğunlaştıramamışsın içinde. Diye söyleyeyim sadece. Karagümrük Galatasaray'a evet. bir sıkıntı verir mi? Süleyman Nur mu Koç'a yakın diyorlar. Karagümrük iyi top oynuyor bu arada yani. Verebilir. Yani, yani ben zaten, zaten ilk... Hiç... Hiç... Bu arada dün sıkıntı Bundan verdi, verdi bir... mi yani? 3 hafta verdi. önceki puan tahmini şeyimizde oyunumuzda Ali'nin falan geldi. Ben Galatasaray'ın Karagümrük'ü e puan kaybedeceğini söylemiştim. Bence verebilir gibi geliyor. Tabii puan kaybetmesi çok uçuk senaryo da. Hani puan kaybedecekse kime kaybeder? Karagümrük'e olabilir diyorum ben. Ya kupada da eledi ya. Ya bir bize sahi içinde iyi top oynuyor abi Karagümrük. O da var. Evet evet. Öyle bir etmen de var. Galatasaray ilk yarı Karagümrük'ü mağlup ettiğinde içeride zorlanmıştı. 1-0. Galatasaray kupada ne Karagümrük'ü yani? elendi bu arada. Kupada da kara elendi. Hı hı. Evet Galatasaray'ın fikstür. Ya bence bitti Galatasaray'ın Fener maçı dışında ligi de. Ee, yine de buradayız. Görürüz. Yanılmış da olabiliriz. Şimdi süper chatlerde kim bize ne demiş biliyor musunuz? Hasan Özenç demiş ki. Hoca fark etmiyoruz ama galibiyet serisi de gidiyor. Kim? Kimin? Genel şey. Yani galibiyet kabur... serisi devam ediyor anlamında. Ha, Aynen. O galibiyet serisi. galibiyet serisiydi değil mi? Arkadaş büyük ihtimalle geçen seneki rekordan bahsetmiş abi. Mortingen. Vişne'ye çalan koyuca... Üstü bir 13 Koyuca tatlı bir kırmızı içinde turuncudan istaşıyan taşıyan tok bir sarı demiş. Mete Arslan'a teşekkür ederiz. Uğurcan Dündar. Hoca hadisler hüküm yerine geçmez. Tek hüküm Allah'ın kelamıdır. O da Kur'an'dır. Yani bayram uruş tutulmaz oraya yorumlamadan ibaret demiş. Barış maçın adamı Barış Alper Yılmaz ilk gol olmasaydı maç çıkmaza girebilirdi. Böyle beklemedik goller rakibi düşürebiliyor. Bu arada Endombele böyle saçlar mükemmel demiş. Ok, moya teşekkür ederiz. Bilal Aydın hoca peki Fener Kartal maçında takılır mı? Kartal ha Beşiktaş anlamında Kartal diyorsun. O kadar mı sildin kafadan Beşiktaş'ı ya? Ka Oğlum çünkü Fener Kartal maçı yazmış. Ben hayatımda hiç Beşiktaş'a Kartal dendiğini duymadım. Kara Kartal denir? Fener, yani ve kartal, Fener kartal deyince, deyince... Fener'in Kartal'la bir maçı var sandım yani. Bu kadar çok semt takımı var ki Süper Lig'de. Ya Turanın aklına da ilk şu geldi. Fener İsmail Kartal'a takılır bu tarz şey Aynen öyle bir, şey bir yandan da öyle bir acaba <laughs> aygınlığı yani... var diyorum yani. Beşiktaş'a hiç Kartal dendiğini duymadım yani. Genelde öyle oluyor zaten. Bilal ya, aydın. Bir şey diyeyim mi? Konu, konusu açılmışken affedersiniz bölüyorum da yani bizim şu içerideki Alanya ve Samsun'a puan verme işini. Hani şu anda o yüzden onun sancılarını yedik yaşıyoruz değil, değil biliyor musun? Yüzde yüz oraların yani, sancısını yaşıyorsun. İçinde, içer iç sağda öyle bir puan kaybı yapılır mı ya? Yapılmaz. İki tane bir daha. Yani ee, Trabzon'a yenilmeyi saymıyorum. Fener'in fikstürde Beşiktaş maçı bence herkes bir derbi olduğu için bir tripte de Beşiktaş hiç öyle bir takım değil arkadaşlar. ya. O aynı şey aynı var. fikirdeyim Benim, maalesef. Yani Benim şöyle da bir şey var. taraftar olarak hissim şu. Ulan Karakartal 4'te 0'da yapmaz lan. En azından bir tanesinden bir puan alır. Galiba Fener'de patlayacağız. Hissi bu. Yani oh, içimdeki taraftar güdüsü bunu diyor da. Fener Beşiktaş'ı iç sağda 3'ledi ya. Ki onluyordu Mert Günok. üçletti yani. Evet, öyle de bir şey var. Hiç, hiç diş Tabii. geçiremedin adama ki adam bir de 50.000'in karşısında oynayacak senle yani. Evet. Tek dileğim Onur kırıcı bir maç olmaması Beşiktaş adını Murat Azmanoğlu penaltı pozisyonlarını konuşacak mısınız? Skandal demiş. Konuştuk gibi duruyor. Seyyah maçın adamı Nelson ilk yarı iki gol çıkardı demiş. Bence de önemli işler yaptı. Emre Çapa Galatasaray adamı kendi evinde böyle antrenman galiba. topu yapıyor. Maçın adamı Barış Alper demiş. Seyyah'a teşekkür ederiz. Hilmi Turan Hasan Hoca'ya forma yollayacağım demiş. Hilmi'ye ulaşabilirsin Seyyah'cığım. Ee, Galatasaray'a kameraman kazandı. Apo'nun golünü Halan her sene 10 tane atıyor. Bu arada uh, Hilmi Hasan Hoca'ya orijinal forma yollayacağım adres falan. Seyyah baba Hı? sana çocuklar şimdi ulaşacaklar chatten. Evet tamam. süper chatler bunlardı. ulaştı ulaş. Peki bizi kimler nereden izliyor? En sevdiğim köşe. Benim de. Bu yayınların i̇şte. en tatlı köşesi oldu. Bu köşeyi iyi bulduk. Emre bizi Sivaslı Sivas'ta bak Sivas atkısıyla izleyen bir Emre var mesela. Emre'ye bir selamı çakayım hemen. Bak 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 bak. YKS Haftaya tayfa. diye YKS tayfa. Çok güzel bir oda. Duvarın anasını ağlatmışsın ama. iki bağımlılık bir arada diyor. Bizi paylaşmış. Oynuyor. Seni, Fm oynuyor. Beni fmci seni. Ooo şey bir oda geldi. Hilmi. Neyi bir oda? Bir teşebbüs bir oda bak. Oy. Ha? Oda da budur. Oda da budur bu arada. Sigorta da yanında. İndiriyor mu arada? Fena bir oda. da. Tolunay Sebuk <laughs> Tolunay Hoca iyi o da ha. Aa nişçi bak. Biz artı Battlefield. Akar battlefield mı? Bilemedim. Biz güzel akar mıyız? Bilemedim. Onu düşünüyorum. Akmayız Ama bilemedim. Bence. <gülüyor> <gülüyor> battlefield akmaz. Biz iyi akarız da Battlefield takmaz abi bu dakikadan sonra. Aa Hasta Galatasaraylı Saraylı bir adam var. Mektedir Şu sarı Sultan, forma, bayılıyorum ya. Okan Becaet Sokan, Ateşi... Elvinlik Okan Sokan GS. Harbi şunun iki parayla satarsın ha. Sarma var öyle Aa, de. Sarmacı. Sarmada iyi Bak, gider. Bak, Sarmayla çok iyi gideriz ha. Sarmayla, söyleyeyim. Sarmayla iyi giderim. Sen de Sarmayı seversin. Sarmayı o başka severim. Hakkım. Bak. Arkadaşlar var bizi takip eden. Beraber izliyorlar. Vay vay vay. Karizmatik adamlarım. he Se Selam olsun hastalara. Eci karizma çocuklar ya. Berlin'den selam aldık mesela. Almazsınız ama milletin selamını Berlin. Aleyküm selam Berlin. Berlin'e selam. Berlin e. Kıbrıs var. Teşekkür ederiz Kıbrıs'a. Survivor'la beraber bize akıtan var. Kıbrıs'a tekrar selam. Survivor'la beraber de çok güzel efendim. Hey talks ve Outlander keyfi var. Alpcan teşekkür ederiz. Şomine'li izleyen var. Kurul sınavına çalışırken biz var. Bak. Hiç, hiç, kurul sınavına falan girdiniz mi hayatınızda? Bak deftere. Çocuğun çalışma şeylerine bak. kitabını deftere bilmem nesi. Tablet diyemedin ya. Bir He? tablet diyemedin Harbettin ya. <laughs> ya bu ne yani? Şey dedi Niye? Yeah. Defter dedin, Defter. kitap dedin, not dedin. Ama tablet diyemedin. Tablet çıkmadı. Aa bu ne? Duvarda. Bu ne oğlum? Bu garip bir şey. Bu örgüt mörgüt değildi mi lan? Başımızı belaya sokma. Ergo. Niki de Ergo bak abi. Niki de sırada. mi Ergo? Oğlum başımızı Kendi... derde sokma. Ergo ne? Kendi ergo ne? ya? bir şey mi bu Ergo? Çok herkese çok teşekkür ediyoruz şahane bak şahane şeyler şimdi seçtim onları göstereceğim size bak yoldan var şimdi genel şöyle bir göz kaydırıp bakıyorum çok güzel odalar var ışıklandırmalarınız falan ulan var ya bir adam ev arkadaşını çekmiş herhalde yekten Ankara'dan var bizi biralı birayı çekemiyorum afiyet olsun kralım, ne oğlu. Ama çok güzel fotoğraflar var. Bak halı sahada bizi ulan be. Aa. Oh. Bak. Bak bak. Şimdi acayip fotoğraflar getiriyorum şimdi size. Bak halı öyle, öyle memleketler geliyor ki. Kafayı yiyeceksiniz. Bak geliyor şimdi. Bak a a a a a. Bak önce size en iyi Hetox hastasını göstereyim mi? Bir numara. Lütfen. Bak. Allah mutluluğunuzu bozmasın ya. Çok tatlı. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın abi. Allah mutluluğunuzu bozmasın. Ne kadar güzel bir babasın. Çocuğunla bu kadar ilgili. Helal olsun sana. Bak. Memlekete bak. Malta mı? Malta. Malta'da eats. Sesimiz nerelere gidiyor ya? Beni şok ediyor şöyle şeylere. Aa, Malta. Ma ma ne Malta'da Malta. senle ben duyuluyoruz mesela. Enginçe. Malta'da duyulmam bari. Bak da ekranlara falan bak. Harun, alı sahada bizle bak. Alı sahada bizle. Beni, sahada beni gözlerinden o. öpmüş ya. Onu okumadın. Çok duygulandım. Ben öpeceğim yarın onun yerine canlı. Bak. <laughs> FM yanında televiz televizyonda ben soğutucuyu almış. Ekranla bizi alan ne adamlarsınız ya. Bak. Bitti mi? Bitmedi. Adam otobüste. Otobüste ya. hey Tolks'un hastası adam. Nasıl engel olacaksın? Bitti mi al. Avukat. Adaletin bekçisi adam. Çalışıyor. Adalet terazisi kaymış. Avukat bey galiba Fenerli. Uey. Ama benim bir ricam olacak. <laughs> Tıranacaktı. Oh. Tıranacaktı diyecek bir oh. <laughs> <gülüyor> Benim <gülüyor> ilminin bu şakası üzerine bir de bu güzel kontent herkes ben bir like rica edelim Like rica edelim ekrana ve e, yeni bir kontente başlayacağız bu arada Yine seyirciyle iç içe bir kontent O kontenti de çok beğeneceğinizi düşünüyoruz ee, Yakın zamanda o kontente de başlayacağız Nasıl bir kontente başlıyoruz? bambaşka bir şey geliyor. Rahat, rahat adını, adını, benim koyduğum vardı ya. Muhteşem bir isim bulduğum o herhalde. <laughs> Yozgat Hatırladım, var. Maalesef. Yozgat. Yozgat'a selam. Konya'dan var. Aa. Bu adam benim dedem ya. Aa, a, 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 a. bak her yerden varız lan Ankara Londra var bak Londra'da bekler misin beni? Ekrandayım. Beklemezdim. Chelsea maçı varken biz tercih ediliyoruz. Öyle Aynen, bir Daha ilgi çekiciyiz. çekeceğiz. Onu bir söyleyeyim de. Vallahi billahi. Rotterdam var. Ulan acayip ya. Erzurum var. Azerbaycan var. Nahçıvan. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Çok güzel hepsi. Eryaman'dan var demiş. Ya Eryaman'da Cengiz Berber'deyim. Bir tane adam gelmedi de demedi. Abi Hasan abi neredesin? Ne yapıyorsun? Eryaman'a çok kırgın döndüm ya. Fethiye'ye gidiyorum beyler. Böyle Fethiye. E-Talks'ın hastalarıyla böyle Fethiye. Mekanların önündeki garson çocuklar abi gel bir çay içirelim diye koluma omuzuma yapışıyor. Ama Ankara Eryaman. Hiç memnun kalmadık. Hiç memnun kalmadık. Etiyem. Memleket benim zaten. Abi Boğaz içinden bir hocamız yazdı. O da ödev notlarken seni dinliyormuş. Hocam Hilmi de <laughs> ince eleyip sık doku. Yani e, gidiş yoluna puan çok verme. Yani sonuç doğruysa ver, yanlışsa verme. Gözünün yaşına bakmayın bunların. Bunların o tatlı sözlerine kanmayın. Benim gidiş yolundan çok puan alabildiğim gözükmüyor ya. Bak. Balık bizi izliyor. Evet. Turan Bey. Uvudan sorumlu. H-Tolks bakanı. Tane kime yapıyoruz? Kime ne yapıyoruz? Yine ne tartışacaksın bizle? Eee... Şuursuzca diyeyim. oh Tuğran Bey seçenekleri atmış WhatsApp'a. Bakarsan. Attım Seçelim. Gruba. Bir şey diyeyim mi? 128'de en iyi Türk erkek. %100. Çok güzel olmaz mı? %100. İşte 128 o akşam. En iyi, Türk erkek en iyi erkek Türk şarkıcı. Hadi bu üçlü. Kapışalım o zaman. Şimdi bu 128'de en iyi Türk erkek sanatçı seçerken biz standartımız ne olacak onu bir konuşalım. Sadece şarkılar mı? Sahne performansı da var mı? Abi ama işte bak karışık falan, bunu bir önceden konuşmak lazım. Onu diyorum işte. Başlamadan bir onu konuşalım. Şarkıcılığına puan vereceğim. Tamam. Ben tamamen kendi öznel fikrim. Hangisini daha çok seviyorum ona puan vereceğim. Ama tabii ki geçmişini, kariyerine. Halkta nasıl bir karşılığı var? Bunları hep göz önünde bulunduracağım. Halkın da nabzını yoklayacağım. Ee, o yüzden Mustafa başlayabiliriz. Cicili. Bence de Mustafa Ceceli vardı. Mustafa Ceceli. Şimdi Mustafa şarkıları ya, düşünüyorum. Tamam Haluk Levent'in aklımda kalan şarkısı. elfida Guardian vardı. Bir Guardian'lı bir şarkı kalmış kafamda. O da bu kadar kalmış. Mustafa Ceceli 50 tane şarkısı şu an beynimin içinde dönüyor adamın. Büyük Mustafa Cecel deyince aklına gelen ilk şarkıyı bize bir mırıldanır mısın? Bir konser. Bir konser havası katıyor yine. Mırıldanamadım ha. Mustafa Cecel'e de çok kafamda kalmamış. Benim aklıma ilk gelen şöyle. ille de aşk. Tabii. İlle de aşk. Tarzı böyle bir İlle de var. aşk. İlle ille ille. Hmm. Yari, yai, ay, yari, Doğru. Cecelistler diye bir topluluk var. Yaklaşık 30-35 evet. milyon insandan oluşan. Yani bu insanları karşımıza almamamız lazım. Yani Türkiye'deki yani büyük topluluklar. çok güçlü olsaydı olsa o kadar Cecelistler. Cecelistlerden Cicelistler. <laughs> hiçbir şey olmaz. Ben Haluk Levent diyorum. Mustafa... sonra Am... fikrimi değiştirdim. <laughs> ben, ben, ben Mustafa Ceceli diyorum. Ben Mustafa Ceceli diyeceğim. Ee, Haluk Antin, e, Haluk Levent'in hemşerimdir bu arada kendisi. Toplumsal olaylara katkısını göz önünde bulundurmadım. Aynen Mandalinalar öyle. Mandalinalar tezgahda kokusu girdi bir şeye. Fettahcan. Fettahcan. Daha Boş iki gün önce bardak. bu adamı bomba diye İsrail'e attı İran. Çok büyük adamdır. <laughs> yani. Boş bardak. inanılmaz. Ben şarkı. Ben kartel diyeceğim. <laughs> Ee, anlamsız bir dakikada yan hakeme itiraz edip e, atıldığı için oyundan kartelliciğim. Kim çok şakası kötü lan bu? Da. Anlamadım. Fethan Fethullahcan'ın Fatih Tekke benzerliğini söylememiz lazımdı şaka Çok, 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 çok kötü şakaymış. Fethullahcan'la <laughs> kadar... özür amaçlı <laughs> benzeri... Fethullahcan. Yani <laughs> ya, Özür dilemem lazım Fethullahcan diyeceğim artık mecbur kaldım. <laughs> yani... Azer bülbül reyim ben. Azer, Azer bülbül. Azer, Azer bülbül ille desen. Ben reyim diyecektim ama. Azer bülbül. Öyle diyorsanız öyle. Sağ, sağdaki soldakin olmak istediği adam. Yaşar, yaşar. Yaşar, müthiştir ya. Yaşar. Ama Ati Yaşar şarkısı çaldığı anda hayatımda hiç yazlığımız olmadı. Yaşar şarkısı çaldığı anda aklıma yazlık aşklarım gelir. Hiç yok mesela. O adamın öyle bir etkisi vardır insan vücudunda. Sıfır yazlık aşkı mesela ama hepsi aklıma geliyor bir anda. Yaşar bir tanem Night Club Remix istiyorum sadece. Mükemmel bir şarkı. Eminim çok kötü bir versiyonu olduğunu ama Yaşar diyeceğim. Serdar Ortaç. Bay geçti. <laughs> yani. Bay geçti abi Serdar Ortaç. Serdar Ortaç. Tabii yani. Yer almadığı için müzik türü. Turan'dan Arda Turan, Burak Yılmaz tarzı şakalar bekliyorum. Ee, adamlar yok zombi e, hikaye bunlar güzel şarkıları adamların. Zombi hikaye bilmiyorum Neyse. ama Euro 2016'da batırdılar. <laughs> <Gitti>. oh. <gülüyor> <gülüyor> Beklemediğim yerden geldi şaka. Prim meselesi çok konuşuldu o dönem. Şahane Şerim bir şarkısını bilmiyorum. Ya ben adamları seviyorum. adamları ve ben de Ben söyleyeceğimi. Ben ikisini de dinlemediğim için size bıraktım. Sağ taraf reelsları domine etti. İnanılmaz bir sanatçı. Vallahi ben o, Gazapizm biz... diyeceğim ya. İşte, yani Gazapizmin <laughs> hakkını yemeyelim. Sertab nereden sonra Gazapizm'le gitsek Eurovision'a alırdık. Gazapizm bence. O gazla o seneyi de alırdık bence de Gazapizm. Mor ve ötesi Aa, ağır tur. İki tur ağır iyi hocam. Ağır tur. Hmm. Ağır tur kim dersek ne? diğerinin fanları bizi haşlayacak bu tur. O yüzden topu size bırakırım. Eğer siz birini ikilerseniz kendim yorum yapmadan halkın tepkisini çekmeden bu turdan çıkacağım. Ben mor ve ötesi diyorum turanım. Sen ne diyorsun? Ben de Morvetöz diyeceğim. 84 ben çocukken şöyle bir iddia vardı. Sex and Sex and Earth gibi bir şeymiş aslında. Dirty gibi mi? Yani Dirty öyle bir kelime işte. oyunu yapmışlar. Dirty. Aynen. Ama mor nerede? Yani, Doğru, yorumlara. bunları. 84 e, 84'ü 84'ü kötü eledik. Buray çok ben, büyük ben, sanatçıdır. Ben net Buray diyorum bu arada. Buray bayağı Buray, iyi sanatçı. normalde ki. Kıbrıs şifresiyle konuşuyor. Mesela beyaz şovak atıyor, Abi ne yapalım be? Albümcük çıkardım falan filan yapıyor. Şarkıya bir giriyor İstanbul Türkçesi. Çok önemli yetenek bu. Ya Buray'ın çok... Buray yaşlı bir adamı dövmediğine de eminim. O yüzden Buray diyeceğim. <laughs> yani, evet o da var. <gülüyor> 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 Büyüklerimize saygı. Ali Sezai'ye de da... isyan diyorum. Niye dövdün yaşlı adam? İyiydi. <laughs> Turan beni ikna etti ya. Ben net burayı diyecektim zaten. Manga Real Madrid çekti ya. Aleni Aleni diyorum. Manga Real Sadece. Madrid çekti abi. Çok çok büyük adam Volkan Konak. Yani bu arada bu da çok. devlet yönetiminde söz sahibi olduğuna dair de bir <laughs> daha var ben bu tur götürürüm Volkan Bey. I. Siz ne diyorsunuz ben Volkan, adam, Volkan Konak adam. diyeceğim. Çok reklamı yapmadı. Konak Volkan Volkan olduğunu Cumhurbaşkanı yaptı. Volkan Konak. Devam Volkan. Doğru, o, <laughs> Doğru. Oy hadi git ya. Size sormuyorum da <laughs> inisiyatif alıyorum. Demokrasiyi, demokrasiyi de hiçe sayıyorum. Hadi git ya. Yani. Ya dedi. Bu arada Modern sanatların Müslüm Gürses'i gidelediğin adamda. Hiçbir şey değil Ondan modern de. sanatların. Ben geçen gün bir cenaze vasıtasıyla Zincirli Kuyu Camii'ndeydim. Arabayı park ettiğim yerde Müslüm Gürses'in mezarı varmış. Millet hala başında Aa. dua okuyordu. Rastgele rast random bir gün. Yılmaz büyük sanatçıdır abi. İbrahim Merkal, Cem Karaca. Erkal, Cem Cem Karaca çok kötü bir tur. Yani adamlar mudamlar geçirdiniz üst tura. Bu tur çok kötü oldu. Yani bu ikiliyi çeyrek finalde kapıştırmalıydık. Cem Karaca biraz Liverpool gibi ya. Bu şeyde. Çok güçlü bir aday. Abi ben bir Cem Karaca'dan Canıs'ı gerçi tamirci çırağı. Canıs'ı da çok iyi şarkı. Canısı inanılmaz şarkı ya. Canıs'ı Be e ceviz ağacı? Tür Osmanlı Devleti sanayi devrimini 150 yıl önce yapsaydı you will never walk alone canısıydı. Olabilir biliyorsun. Yani sanayi devrimine kurban gitmiş bir parçadır canısı ve Erzurumspor. Ya tribünlerde okununca net bir şekilde hissediyoruz onu. Müthiş bir şarkı ya. Bak yayını Esinlikle. kapattığın ama... anda canınızı dinlerim mesela. Cem Karaca'nın bir şarkısını dinlerim ama Cem Karaca diyorsanız saygı duyuyorum. Ben İbrahim Erkal diyorum. Ben Cem Karaca diyorum. Ben Cem Karaca diyeceğim. Ceviz Ağacı'nı keyifle dinlerim ben. Ama çok Ceza. kötü turlar Ceza ya. ya. Gökhan Türkmen e, çok iyi sanatçı. Çatı katında inziva yapardık bir... Ya. ya. Bir taraf bir e, kültürün öncüsü. Mehmet Erdem Boğaziçi makine mühendisliği mezunu. Bölümdaşım. Ama MF'e. Maalesef. Mehmet Erdem'i bir anmak istedim böyle. MF e konsere Ölmeden. çıkmış. Özkan'ın karısı da... Ee, bir matem yapsaydınız Özkan'ın... Hemen yerine konsere çıktınız diyor. Ya ben kadına katılmıyorum da. Yani çıkar çıkar da. Abi konserde de... Dinlenin artık ya. ya. Konser işi. Özkan gitmiş... Ben de şey bulmadım ya konser işini. Sana bir şey rica edebilir miyim? Buyurun. Ee, yayını 720p 15 FPS yapabilir misin? Benim internet cortlamaya başladı hafif. Kaliteyi düşürürsen. Ben sana verdiğim yayını. Ha. Aynen aynen. <laughs> Normal Yoksa elinde, normalde kaliteyi düşüremiyorum. Yani. düşüremiyorum. Düşürsek kimlere neler diyeceğiz de Turan'ım. Kalite düşmesin. Kazım Teşekkür Koyuncu ederim. mu Sansar Salvo mu? Kazım Koyuncu. Ben Sansar Salvo diyeceğim. Sansi. Ben de Sansar Salvo diyeceğim. Sanat uğruna delirmiş bir adam. <laughs> geçen günkü videoları falan da çok hoşuma gitti. Gerçek bir sanatçı. Rahmetli Kazım Bey'le çok şeyimiz olmadı yani. Erken vefat etti. Erken kaybettiğimiz bir değer. Yani çok çok bana dokunamadı ama Sansar Salvo'nun mesela geçen gün attığı bir video bile bana çok dokundu mesela. Ya. Trabzonspor'un gol müziği var ya, ya. Trabzonspor'un gol müziğini Kazım evet, Koyuncu mu yapmıştı? Işte? Uy aha ee... Barış Manço e... doktor olsa Tabipler Birliği'nin başına geçerdi Ferhat Göçer doktor olmasına rağmen Onlarca albüm yaptı Bu kariyer yolu Ferhat Göçer'i öne koymalı ya Barış Manço'dan korktuğun için Eremeye çalışıyorsun Evet Doğru. Ben buna izin vermeyeceğim. Barış Manço diyorum o yüzden. Barış Manço'dan inanılmaz korkuyorum de Mesela Bu yok. acaba bal mı muhalimi, gerçek halimi? O kadar korkuyorum ki dünyada hiç korkmadığım yani hiçbir şeyden korkmuyorum Barış Manço'dan korktuğum kadar. Ama bugün Barış Manço videosu açmayacağız arkadaşlar. Ufak bir bilgilendirme. <laughs> Barış ne Manço diyorsun, mi? Barış Manço diyelim. Ferhat Kışır çok severim bu arada ama Sağdaki arkadaş oyuncu değil mi? Bizim yanlış biliyoruz. <laughs> Sağdaki ne uf'u yaparken e, paku zorla koydurmuştu bu arada. Ben hazırladım. Söyleyeyim Burada ya. Soner Sarı Kabadayı. Soner Sarı Kabadayı. Soner Sarı Kabadayı. E, falan yapıyor ya bazen mesela insanın böyle bir geniri gelir. Falan yaparsın. Evet. evet. Yani o çıkardığıyla falan burada zaten çeyrek finale gitti götürür bizi. <laughs> o kadar büyük sanatçıdır. Aa. Aa. Sağdaki eski rapi böyle önde gelen adamların. Oğlum ne rapi anlatıyorsun Abi, ya. Sağdaki... ya? Doğuş. Sağdaki Survivor'a katılmadı ya. Düşünme de Nura bana. Kapım açık hala Şu sana. Hala Ayrılı sana. uyunu bana. Hı hı odamın duvarına. Yan yan uyan çok iyi şarkıdır. Ben Doğuş. diyeceğim. Yönüm belli olsun. Doğuş. Ben de Doğuş diyorum. Doğuş abi Doğuş. Ne Allamesi. Aa, ne Allamesi Oo, falan. Benim adam geldi. Arabam. 25 yaşında Galatasaray'da. Arabam Kıraç 100. yıl marşını yazdı diye elemeye çalışacaksanız ben şimdi başlamadan Level C5 diyorum. Beş. Kesinlikle level C5. Ben Kıraç diyorum. Fenerbahçe iki Fenerbahçe düşmanıyla yayında olduğum için de bazen utanıyorum. Ne yalan söyleyeyim. yani... 100 yüz level C5 ya. Yani bütün gün level C5 dinlediğine eminim. Bak sana Olur. bir şey söyleyeyim mi? Arabada mesela bin bir şarkı açıyorum. Türü ne olursa olsun. Hepsi C5? İkinci şarkı otomatik açılıyor. İkinci şarkı mutlaka Size level C5 açılıyor. Severim bu Size çocuğa. bir ben anlatabilir miyim? Size bir anlatabilir miyim? Rica an an Anlat. Anlat. Saat Olur, 200 milyar. milyar. Seçim günü bundan 15-16 gün önce sabah seçime giderken ben Fenerbahçe forması giydim. Formamı giydim. E, oy kullanmaya giderken 100. yıl marşı açtım. Biraz tribe gireyim diye. O havaya gireyim <gülüyor> diye. Ne <laughs> <Gülme>, ya. bir dakika. <laughs> ya, ya bu, bu hikaye <laughs> ya, yalan, yalan söylüyorsam şerefsizim gözüm doldu. İki, iki damla yaş çöktüm bak. Yalan söylüyorsam şerefsizim. Oğlum sen Fenerbahçe'lisin diye ben niye kırıcı oynanmak zorundayım ki bunu anlamadım. <gülüyor> yani. <gülüyor> Tamam sadece ben onu anlatmak istedim yani bu kadar değerli dokunan bir parça bana 100. Yıl Marşı chat'teki Fenerbahçeli kardeşleri de bence üzmeyelim. Yani tabii başka şarkıları da var da. Hasan abinin arabasına sık sık binen bir insan olarak. Ben Hasan gerçekten Level C5'i çok dinliyorum ama sürekli Level şu C5 an çok fazla ya. Kıraç yazıldığı için Kıraç'a oy vereceğim ama gerçekten yarın birini Abi dinleme şansım olsa Level C5'i seçerdim. Chat'te çok fazla Level C5 yazılıyor bu arada. Bir harbi bir chat sadece, herkes yazsa ya ben ortadayım çete göre vereceğim bunu oyumu. Ben sadece lan Hilmi toprak hiç para eder mi diyorum Bilmi'ye. Bir herkes yazsın. Yani. Oğlum chat Citroen reklamı gibi herkes C5 yazmaya başladı. Yani. Chatte, chat'te Galatasaray maçı sonu ya yine herkes Oo, Fener Oo C5 diye yıkıldı chat. Arabam Dacca. <laughs> <laughs> Chat'e öyle diyorum. Saat 200 milyar. E, tamam ben de bundan sonra full troll giderim. Yani buradan adam Şiraze'ye gayet Hayır abicim da... Şiraze'yle alakası yok. Level C5 çiğim ya. Bak Eren abi, Elmalı gülüyor mesela. çekti Eren Araba Elmalı. Arkadaş bedel. Da... <laughs> Batuflex sevmem. Gripin. Tamam gripin. ben de flex diyorum. Ben biz de Gripin. Aa, biz abi, de Gripin diyoruz Turan'ı. <laughs> yani. Oo, Mabel Motiz. Mabel Motiz ya. Ben Sinan Akçıl diyeceğim. Ya Böyle sen 3 4 full ters. yalın. 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 Astral, Hemen ya? bir yalın konseri al da bu kulağın müzik duysun Masaka abi ederim. Yalın çok büyük müzisyen hiç, hiç, mi hayati tehlike tehlikeye düşünmeyiz? Hani bir 5-10 saniye yalın, en azından. Yalını Mazaka'da daha iyidir. çok seviyorum diye Masaka beni öldürecekse. Yani bu ya, saçma sana ölüm Apolo nedeni, nedeni tam... Böyle saçma ölüm mü olur? Adama kötü bir şey <laughs> demiyorum. Yalın daha iyi müzisyen ben... diyorum. <laughs> Tamam ben Masakka diyeceğim, saygılar. Yok, Yalın. Siyah, siyah, siyah lensi. Yalın yalın yalın'ın Cücüğüm, her şeyim şarkısı, Almanya'da ghetto diye millete sattığınız bütün zırvalar diyorum hatta. Bir şey, oha! Facebook'ta 2011'de hiç yalın ayak şakasına güldünüz mü? Oh, ayak. Durarım. Ben benim en güldüğüm <laughs> şaka ne be sence o dönem? Ne? Yalın ayak mı? <laughs> Filip Lam, Acun, Lahmacun. <laughs> <laughs> lahmacun. Ama var ya, ah, ya, 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 ya. yatıyorduk lan. <laughs> Bak şimdi ben, Şimdi bir şey diyeceğim Berkaya olmayacak ama, ama <laughs> samimi yorum yapayım mı? <laughs> Bak samimi yorum yapayım mı? Gürekten yapıyorum yorum. Eğer troll yapıyorsam benden hadisi aşağılığı yok. Sağdaki adam mükemmel bir popçu. Hatta sağdaki evet, adamın e, Arabesk diye bir albümü var. Arabesk. İnanılmaz bir albüm. Ya bir de ben şunu söyleyeyim. Ben Berkay'ın kendi sigarasını tekerden aldığını düşünüyorum. Neşet Baba genelde seyirciden ister. Bu da benim fikirlerimde bir değerlendirme yapmak için. Bu arada Berkay'ın önce oldu. 2010'da çıkardığı falan bir albüm var. O da inanılmaz. İşte Lolita'nın taburcunun falan olduğu. Ben Berkay var. Berkay'ı çok ciddi bir contender hey. görürüm. Ya mesela Berkay demek istiyoruz ama hepimiz utanıyoruz ya burada. Çekilmeyi ben, göre. ben, ben utanmadan ben Berkay diyorum ya. Ben utanmıyorum abi ya. Ben toplumsal baskıya karşıyım ya. Tamam ikiniz e, Berkay, diyorsanız şey ben toplumsal... Uğuf hiçbir ciddiyeti kalmadı artık. Biz, Millet deli lan. Hiçbir zaman... Ne biz zaman oldu? Yoktum, mesela yani burada seçilen zaman... ne önemi var ki onu anlamadım. Mesela Neşet Ertaş Lolita'yı yazabilir miydi? Ben bunu Yazamazdım. Bu ne biçim Manita 35'inde? de Oğlum bak yemin da. ederim Berkay'ın arabesk şarkı. albümü gibi bir albümü Neşet Ertaş'ın yok. Üzgünüm yani yoksa yok denir varsa var denir abi. Net Berkay. Ciddi yorumum Berkay. Ben de Berkay diyorum. Ben de Neşet Ertaş diyeyim bari. En azından bir oy alsın Neşet Babalı. Tamam halk senin arkanda. Tamam. Aynen aldın halk arkana Okay. <laughs> aldın halkı. lazım olacak halk. Halk. <laughs> Ahmet Kaya'da niye benim fotoğrafım var? <laughs> Ahmet Kaya değil bu adam. Yani. Şimdi Murat Göğe bakanı sevmem. Ben sadece fotoğrafa... Biraz fotoğrafa bakalım ya. Bu arada Ahmet Kaya... benim. Yani müsebbibi benim bu fotoğrafım. Ahmet Kaya'da benim olmam Ahmet Kaya'nın ciddiyetini düşürüyor. Ama Ahmet Kaya'dır cevap. Ben Damet Kaya diyorum. Ben Damet Kaya diyeceğim. Rafet oh. El Roman, oh, El -Roman mi gelir? 5 tane Tarık Mengüç 10 tane şey çıkarır. Rafet El Roman harbi sanatçıdır ya. Rafet El Roman. Emircan Yirek diyorum. <laughs> Emircan Yirek <laughs> de <Selam>. bence ilmi. <gülüyor> Ama, <gülüyor> Emircan Yirek diyorum. Ben Kıvırcık öyle diyorum. Çok büyük bir ustadır. Ben kesinlikle, de Kıvırcık Ali diyeceğim. Kesinlikle ayıp ettiğinizi düşünerek Emircan'ı yere Kıvırcık Ali. Diyorum. Ne Emircan'ı yere. Hadi Ali bak diyeceğim. bu adak bu, bu, kararımın sonuna kadar da arkasındayım. <laughs> Niye böyle gidiyor ya? ya? Bütün duvarları illa yıktıracaksın. <laughs> ya İbrahim Tatlıses küvette seksi yazabilir miydi? <laughs> <gülüyor> 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 yok abi İbrahim Tatlıs Bu sefer İbrahim Tatlıses istiyorum Bütün duvarları yıkmaya gerek yok yani. Ben de İbrahim Tatlıs'ı istiyorum <gülüyor> <gülüyor> Bir de ben bu <laughs> arada samimi söylüyorum Bak Uğur'u başladığından beri Yemin ederim hangi şarkıcıyı Daha çok seviyorsam ona oy verdim yani Neşet Ertaş turunda da öyle yani Neşet Ertaş daha çok seviliyor diye Neşet Ertaş demedim Berkay'ı daha çok sevdiğin için Berkay dedim ama Burada da Yine daha sevdiğim olduğu için İbrahim Tatlıses diyorum bu arada. Ben ben de bu arada İbrahim <laughs> Tatlıses diyorum. İbrahim Tatlıses diyeceğim ama ezele çok daha fazla dinliyorum. Ben Onun İbrahim Tatlıses'i da, daha fazla dinlediğim için onu da diyorum. İki aynı tür sanatçı. Aa İlyas Baba deriz ya. Ben de İlyas Yalçıntaş diyorum. Koray Avcı diyeceğim ben. Anısı var. Ali Kınık, Cengiz, Cengiz Kurtoğlu. Cengiz Kurtoğlu. Cengiz Kurtoğlu bu yayınlarda mod kadar anılan bir adam. Kurtoldur <laughs> Cengiz Kurtoğlu'dur abi. Cengiz duymayanlara. Adam zaten bu ufulara şarkı verdi. Daha ne yapacak? Yani. Aynen öyle. İdo tatlı ses. Kontkar. Kontkar. Ben Peki. aynı aileden iki adamı üst çıkarmayı etik bulmuyorum. Sen bilirsin. Kontkar diyorum. Ben İdo... Ben İdo Ses'i sık sık İşi dinliyorum. Kontkar e, bir de o kontenjandan değil. Bence İdo Tatlı Ses'ten iyi bir sanatçı. Ben, ben o kontenjandan, kontenjandan dedim. Yani yani ben... Prime, Prime Kontkar'ın yaptığı şarkılar büyük ses getirdi zamanında. Artık işler legal falan ben hala dinliyorum sıklıkla. Ben çok sık İdo Tatlı Ses dinlediğim için İdo Ses'i seçtim. Alişan. Galiba Berkcan Güven. Ahle yani. Ahle yar yar. büyüktür Berkcan Güven diskografi. Dürüst olmak lazım arkadaşlar yani Berkcan Güven e talks kanalına çıktı diye ben burada müzik görüşümü değiştiremem. Alişan benim sevdiğim bir sanatçı. Ya, sevdiğim bana şarkısını ben... söyle o zaman. Ben sana söylüyorum. Ahle yar yar. Diyorum işte Alize, Alize de, Alizade ile yaptığı fitlerde de gayet güzel söylüyor. Alizade bence. Berkçam yollandırmış. Harbi mi? 24 yazdı. 7, kalbim bana kaldı. Gecelerin derdi vardı. Bunları sevdiğim Alişan şarkılar. Alişan'ın Cennet Mahallesi'nde söylediği şarkılar. Fikrimden geceler yapabilmirem sözler böyle ağır ağır oynardı. Ya Berkcan'ın şöyle bir tane performansı yok arkadaşlar biraz kabul edelim Ya ben edelim şöyle diyeyim. Ya. Ben Berkcan Güven'i Alişan'dan 15-20 kat daha fazla seviyorumdur. Alişan'ı ben pek sevmem ama Alişan Oğlum. çok daha iyi bir şarkıcı. Bazen de ciddi atarım. Sen kendine böyle. fenerli diyorsun. Sen en büyük Fenerbahçe düşmanısın. Eee Berkcan Güven Fenerbahçe Alişan değil mi? Alişan abim Fenerbahçe için 50 kere linç yedi Twitter'da. 50 kere. Hiç yemediyse. Bir kere Alişan abim Fenerbahçe kazansın diye totem yaparken Edirne'ye gitmişti. Böyle de bir bilgi. Alişan diyorum Berkcan, Berkcan güvenin Fenerbahçeli Alişan'dan iyidir. Sebebini sonra anlatırım size. 2'ye 1 oldu zaten. Alişan'ı seçelim. Alişan. 2'ye 1 siz kazandınız oğlum. Berkcan kazanmadı mı? Yok yo ben Alişan diyorum. Alişan Tur Oğlum, öyle desene lan bize. Alişan %100. Sago Pakajmer. Ferdi Tayfur. Sago Pakajmer. Oğlum geçen gün annem ne dedi biliyor musun? Geçen gün annem ne dedi biliyor musun? Bizim gençliğimize dedi depresyon yoktu dedi Ferdi Tayfur vardı dedi yemin ederim. Yani böyle yani, aşk evet. acısı falan çeken insanların bir tek Ferdi Tayfur'u var dedi. Bak Kalın'ın gençlikte kafasına ne kazınmış. Ferdi Tayfur abi. Yani Sagopa kötü elendi diyelim sadece Ferdi Tayfur. Ferdi Tayfur. Ben Sagopa diyorum. Ben kadar Ayrılığı. ayrılığı... Yeni <laughs> bir de çete oynamaya başladı. Bunlar devam edecekse ben onu alalım. Çok beyler ya. Yani. Sago Siz sabaha kadar sagolayın Ferdi Tayfur. Ferdi Tayfur benim finalist adayım bu arada. Mero, Mero bu arada. Mero. Şarkıcı değil abi Atilla Taş. Atilla Taş da biliyor bunu. Hidra. Hidra. Hidra derim ben de. Ya o sana orada şarkıcı saymam. Şeyin şah. Yani yorumsuz kaldık. Bu Turan Paso rap çatmış ya. Kenan Doğulu. Ee, ne yapayım? Kenan Doğulu. Bayılıyorum. Kenan Doğulu. Benim de final adayım. ya. Yeah. <laughs> Şimdi şey kendi hazırladığımı unutup gülüyorum şunlara harbi. <gülüyor> İyi yerleştirmişim ara. <ona. gülüyor> ben bu arada Semi Cenk'i inanılmaz başarılı oluyorum. Bak gerçekten Ve... bu Uf'u da Semi çok üst turlara götüreceğim için zaten Emre Altun yer de Emre Altun sonrasında da çok üst turlara götüreceğim için çok fazla olumsuz yorum alacağız. Canınız sağ olsun. Tıpkı Semih Cenk üst niye... dediği gibi ama harbiden niye, çok beğeniyorum. Niye olumsuz yorum alıyoruz ki? Türkiye'de şu an en çok listelenen savaşçı. Genç sanatçı... adam ya. Hani mesela yaşlı birini gördüğü zaman chatte direkt abi ustadır o ya onu seçin oluyor. Ya abi ben usta Usta işi. Muhtakta usta ya. Biz sanatta hangisini seviyorsak ona oy verelim yani. Ben Semi Cenk diyorum mesela. Abi Semi Cenk'in yaptığı kötü şarkı yok gibi bir şey. Ya o seviyede bir adam. Zeki Müren. Zeki Müren. Zeki Müren. çok severim ama. Kutsi. Vallaha tam o ne Kutsi'si Kutsi. ya. Kutsi. Sen de mi kutsu diyorsun? Ben de Kutsi'yim. Abi ben de. siz doktorlar Ela'nın ahını aldınız ya. Murat Boz. Ajdar. Murat, Murat Ajdar Boz. Ajdar'a daha yakın. Murat, Murat Boz, Boz, Boz mu Murat diyorsun Aynen. Evet. Murat. Murat Boz'u severim ya. Anıl Piyancı bu arada. Anıl Piyancı. Erol Büyük Burç çok büyük bir popta ustadır büyük ihtimalle ama hani bana değmiş bir şarkısı yok. Yani bana dokunmuş, beni isabet etmiş bir şarkısı yok. Yani o jenerasyon farkı. Hayko oh. yani. Cepkin. Raka Oktay. Hayko Cepkin siz. yeniden ayı yazabilir Oğlum miydi? Oğlum kimse... Özel hayatta falan kimsenin karşısına bu cevapla gelmeyin. Niye? Çünkü rezil Niye? olursunuz. Raka Oktay mü mükemmel bir müzisyendir. <gülüyor> 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 bir şey diyeceğim. <laughs> rag oktay diyecektim ama beni düşündürdün. Çok rag oktaycı oldum. Turan. Ama rag diyeceğim. oktay diyeceğim. Raga oktay diyeceğim. Tamam. İnanılmaz bir müzisyendir. Ama Hayko babaya daha gururdu ya bu tercihe. Hayko Cepkin nasıl yenildi? Ya Hayko Cepkin Yeniden, yeni, yeni <laughs> Çok üzüldüysen bağırabilirsin. Elmecim. Erol Evgin. Erol Evgin'e de Erol, Evgin. Erol Büyük Burç'la aynı şeyi söylüyorum. Abi Burak Kut... Sen Burak Kut'u sevmezsin ki. Erol Evgin... Ne tamam da sen Burak Kut'u sevmezsin. Ya gerçek Erol Evgin'in... Abi. Hani bir kadar ya insan... tabi evet. Tabii, tabii Hani, tabii, tabii, şey şimdi var. geldi şarkı saklama. Burak Kut'un hiçbir şarkısı gelmedi bak. Erol Evgin'in bak. geldi. İşte öyle bir şey... İşte bir öyle bir şey... Bir tane söyle canım. aslında i̇şte işte Burak Kut işte deyince... Koca kafalarda oynadığı skeçler geliyor. Burak'ın şarkı gelmiyor. Duman. Duman. Bu arada Eypio'nun isminin... E, Duman'ın bal şarkısının hikayesi. Aaa. Kontra. Edis. Edis'i Edis. sevmediğim ben... için kontradım bu arada. Edis, Edis, Edis inanılmaz bir şarkıcı. Bu arada şey. Edis belki de Türkiye'deki en iyi sahne performansı gösteren sanatçıdır. Mesela Berkay abimin... Anca... Havlucuz olur diyeyim sana. Ha, kontra sıklıkla dinleriz. Zamanda yolculuk falan. Yani ben iyi, kontra diyorum. Ama Kontrayı dinlemedim ama kontra diyorum. Yani dis... Edith... Ben yani yani bu bir Beğendiğim Hasan abinin çete alma turu oldu. Tamam herkes Hayır. bir turu bu yapsın aynen. bunu. Aynen. Ben diyelim. çete ben ömrümde bir cevap verirken çete bakmış adam değilim. Evet, bu da bir yalan. O yüzden halk arkamda <laughs> yani. <benim>. Bilirler sanmıyorum. <laughs> bu yani. da bir yalan. <laughs> tamam ben Edis diyeceğim. Edis diyelim. <laughs> ya, Fuck. Ben bilelancı diyorum. <laughs> Sevdanın böylesi inanılmaz ya. şarkı mesela. Sadece bu diye beğenmiyorsunuz. Klibinde kışkırtma çekilen şarkı değil mi? Sevdanın böylesi. Evet. Kışkırtma çekilen şarkı. <laughs> klipte inanılmaz ya. <laughs> Ondan... Emre Aydın. Daha yeni fotoğraf çekildim. Antalya'nın dolu lisesi mezunu. Normenler diyeceğim ben. Parla'dan dolayı. Ki geçmişi de çok Doludur da birkaç şarkı. Soğuk sahi. odalar diyorum sana. Fark etmez ben Norman Emre Aydın diyorum. Bir de mesela Şey. E, neydi ya şarkının adını unuttum Depresyon Oteli mesela çok değerli bir şarkıdır herkesin dinlemesini tavsiye ederim. Çıktık yine yollara Norman bak bunlar e, hani o zaman için protest ve cesur şarkılar yani. Norman'da. Emre Aydın. Sen beni unutamazsın. Ben normal diyeceğim. Mekanın sahibiyle sallamış Hoşça evet. kal. Emir Aydın. Emir Aydın diyorum. Oo. Bu Barış Akar diyeceğim ben. Ben Resul İndarı tanımıyorum bu arada. Barış Akar Mustafa Sandal. Mustafa, Mustafa, Mustafa Sandal, Sandal abi. Aya benzer yüreğim. Finani. Pinani. Pinani. 60. yıl mezun olmaktan kaynaklı bir Pinani Yok, sevgim var mı? 60. yıl mezun olduğum için hiç sevmem Pinani'yi ama doğruya doğru diyeceğiz. Yeri no yeri diyeceğiz. No no şey. diyeceğim ben. Ben Gökhan Özen diyecektim ama siz bilirsiniz. İyi ki demedin. Söz hakkı vermediğimiz için İsmail YK. Müthiş, müthiş bir müzisyendir. İsmail müthiş bir müzisyendir. Teoman. Teoman. Murat dolmuş Tarkan mı? Tarkan sen. Hakan Altun. Hakan Altun. Hakan Altun. Hakan Altun. İyi gidiyoruz ha? 5-6 dur dur. Veçkoy. Uf Veçkoy. Uf Ufuk Bey demiş bence. Ayol. Ya nasıl eğlenir ya? Nasıl eğlenir ya Orhan <gülüyor> Gencebay? <gülüyor> nasıl eğlenir ya Orhan Gencebay bu tur? <laughs> ben da otgül oluyorum bu arada. Ben Son dönemki yaptığı her şeye rağmen Orhan Gencebay diyorum. Çok büyük sanatçı. Ben son dönemki yaptığı şeylerden dolayı Davut Güloğlu diyorum. <gülüyor> son <gülüyor> dönem Davut Gülüoğlu yaptığı Gülüoğlu şey ya. düzce seçim kaybetti. Hayır. Orhan, Orhan Baba'nın son dönemde yaptığı ha. şeylerden dolayı Davut Güloğlu diyorum. Anlatabildim mi? hani? Hatasız kul olmaz diyor Orhan Baba. Ben o yüzden Orhan Gencebay ya yakınım. Ben de Davut Güloğlu diyorum. Ben de Davut Güloğlu diyeceğim tepki amaçlı mı eliyoruz Orhan Gencebay'ı? Bunu bari söyleyin de Orhan Gencebay Yok, severler Kilo... şey yapmasın sizi. Ben Davut Kiloğlu'nu daha çok dinliyorum. O yüzden. Ama bir dakika hata yaptım. Siyasi bakmam lazım. Doğru Orhan Gencebay diyeceğim. Siyasi baktım çünkü. Harun Kolçak. Harun Kolçak bu abi. Galiba mot... ben motive derdim ama siz Sen mısınız? iyi motive ol gel bir dahakine Harun Kolçak. Bu Hakan Ya. Bu Hakan Peker. Abi saçma Hakan Peker nasıl şey, rap de ya? Rap'te Ceza, Sagopa, Fuat yani. Ya, Fuat. Fatih Yürek. Sefo. Sefo. Arabamız belli Kayıt olsun be karınca misali. Ufo. Kaya. Kaya. lan manyak mısın? Dünyanın en iyi şarkısını Ufo ya. yapan adam. Bizimkisi bir aşk hikayesi ben siyah beyaz Ufo. film gibi bırak. Onu Ufo olmadığını biliyorum. Açılışını duyduğum anda görürsün. Ufo dediğin adam kim? İhbin Harman. <laughs> evet, ben UFO olmadığını biliyorum. Kayan. UFO benim en sevdiğim sanatçı, en sevdiğim şarkıcı. O yüzden UFO dedim ama UFO olmadığını biliyorum yani. Kayaan. Hilmi ne diyor? Kayaan. Ben de Kayaan dedim. Abi Kayaan. Kayaan Virzin Kralı yazabilir miydi bilmiyorum. Şat falan. Can Bonomo. Ya defol ya! Murat Çekirli. <laughs> ya ne alakası şimdi ya? Ya Can ya Bonomo beni şuradan bakkala götürmeyi ikna edemez. Şu adamın bir gençlikte <laughs> intihar etti ya. Can Bonomo bana 5 saat şarkı yazsın ben buradan bakkala gitmem ya. Adamın kafasına duruyordu gençlere. Ya tamam da bu konuyla bağlantıyı çözemedim hala. Gençlere kafasına sıktırdığı için Can Bonomo <laughs> diyorum. Ya baylar sakın burada <laughs> Murat Kekilli'yi konu... elemek gibi bir hataya düşmeyelim ya. Ya intihar ciddi bir konu. Can Bonomo'nun bize hayat o keyifi veren, o tatlılığı, o, o ölürüm, veren. Beni kimse tutamaz. Sen bile tutamazsın yıldızları tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim. Sadece o değil ya. ki. Şey şarkısı da var Murat Kekilli'nin. Ya Büşra sevgilim biliyorsan belki Can Bonomo şarkısı yaz. Ben ya Can, Can Bonomo'nun Bonomo şarkısı ne olacak? İki dım dım bir bım bım berbat şarkılar. Şarkıcının kralı Murat Kekilli. Neydi seni çılgın? Hadi oradan. Seni sevdiğimi <laughs> de nereden çıkardın? Ya sen Murat... bu gösteriyle bizi çelmeye mi çalışıyorsun? Abi çalışıyor? lütfen <laughs> Murat dönün ya. Murat Kekilli'yi elemememiz lazım. Seni çıkardın. Hayır ben bu gösteriyle. Hadi oradan. Seni sevdiğimi de nereden çıkardın? Bizi ben gerçekten döneceğim. Gösteriyi çok beğendim çünkü. Dön ya Murat Kekilli. Ben Murat Kekilli diyeceğim tamam. Ben de Murat Yekili diyorum. Repertörünün bu kadar ya, geniş olması. Ya çok çok iyi yaptın çünkü. Çakal. Çakalı şahsi olarak hatırladım. Efendi bir insan çakal diyeceğim. Metay'ı da rahmetle analım yakın evet. zamanda. Birinci yıl dönümü oldu. Allah rahmet çakal eylesin. Oo, i̇kinci tur o kadar mı başlanacaktı? Ferdi Tayfur. Ferdi Tayfur. Barış Manço bir ikondur ama i̇kondur İkondur ama Ferdi Baba abi. Semih Cenk. Dolmuş'un adamıdır Cenk. yani. Halkın adamıdır. Semih Cenk. Sami Cenk diyorum. Ben de. Yaşar. Pina ne diyeceğim ben? Ben Yaşar ya, diyorum. Yakın turlarım bence ama. Daha demin Pinhan'ı sevmediğini söyledin. Bu ondan önce de Yaşar'ın ne ben kadar sevdiğinden bahsettin. Ben ben adil bir ama insanım bak. ben. bak. Bak daha demin ama dedin yaşar ki ben doğrudur, Yaşar'ı çok seviyorum. Ama Müzisyen olarak Yaşar. Bak, sevip sevmememi karıştırma. Beni sanki böyle sevmediğim insanları eliyormuşum gibi bir hava yaratma. bu. İyi müzisyeni seçiyorum. Hadi şimdi ger gerçeklere konuşalım. Cem ben Karaca. İsmail YK diyerek. Cem Karaca. İlk, Cem Karaca İlk bir, bir, bir... Yani burada da yer İsmail YK ama İsmail YK çok bir sanatçıdır. Yani... İsmail YK Cem Karaca'ya denk gelmeseydi de Pinani'ye Minani'ye denk gelseydi harbi tokat şov yapardı ama Cem Karaca ya kötü elendi İsmail YK. Son 16'da Barcelona çeken PSG gibi gitti yani. Neyse seçelim Cem Karaca'yı. <laughs> Ceza. 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 Kenan Doğulu. Kenan Doğulu. Hadi git. Oo. Gürses. <laughs> Ben de Müslüm Gürses'i örüyorum. Kötü elendi. Çok, ama çok elendi kötü elendi. 14'te maçta gelebilirim Burada Sen al canımı. Bu. Ne şarkıdır Beçet. Benim için yanda açın dinleyin. ben şu an açamıyorum teliften dolayı. Bir şey diyeceğim ama bak şunu da söyleyeyim. Do... <laughs> o kadar inceltemiyorum sesi. Kusura bakmayın Cihat burada doğal yeteneği değerlendirseydik İbrahim Tatlıses derdim. Ama şarkıyı ya, Kimi seviyorsanız onu söyleyin oğlum. Siz çetene bakıyorsunuz ya. Çette şey yazan adam var. Adaletsiz bir süreç ilerliyor. Aynen. Kazanana şey vereceğiz çünkü. Kafanıza göre kimi seviyorsanız onu söyleyin. Level C5. Level C5. Level C5. Seki Mabel Matiz. Sanet Güneşi. Zeki Müren bir tur daha be. Kili alınca hemen nasıl sıçtın ya? <laughs> Zeki Müren. <laughs> ben kişisel tercihimi söyledim mesela. Ben de bu arada kişisel tercihimi söyledim abi. Ben bu yaşında olmama rağmen Zeki Müren'in bir şarkısı radyoda çaldığı zaman hala benim kalbimde bir şeyleri çalıştırabiliyor. O yaşta o kadar o yaştaki bir şarkı. Demek ki inanılmaz ya. bir sanatçı yani. Hala bana bu, bunu yaşatabiliyorsa bu kadar şey farkımıza rağmen ben inanılmaz buluyorum Zeki Müren'i. Fikrimin ince gülü falan girince ben kitliyorum yani. Şey olusun yani o müzikler hani tabii ki tek başına Zeki Müren'in şeyi değil yani. Oradaki müzikal de kalite ama Braga Oktay bu arada. Braga Oktay. Braga Oktay'ın bir şarkısı vardı çok çok iyi. Bir bak ritmi veriyorum. Raga Oktay Yeni DNA. Yeni DNA. Müthiş şarkı DNA mesela işte. ya. Ya yeni DNA'yı yazan adama ilk tur <laughs> eliyordunuz az daha saçmalık bir oylamada gidiyordu ya. Alişan. Kontkar. 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 <laughs> Sabırı diliyorum. MFÖ. MF. Birlik mi olundu? Bana Şeyi bile verilmiyor galiba. Azer Bülbül. Azer, Azer Bülbül. Bülbül. Bilal Hancı çok selam. Bilelancı kötü elendi. Serdar Ortaç. Serdar Ortaç. Serdar Ortaç. Teoman da kötü eğlendi. Teoman da kötü eğlendi bence. Aynen. Soner Sarıkabadayı. Soner Sarıkabadayı. Soner Sarıkabadayı Türkiye'nin pitbulludur. Böyle bir analizim var. Oh. Soner Sarıkabadayı Türkiye'nin akbaşıdır. Sivrihisar'ın meşhur köpeği. Bu ülkeden pitbull çıkmaz. Kendi yerli milli köpeğimle <laughs> özleşleştiririm Soner ağabeyimi. Ne diyorsunuz? Orhan Gencebay diyorum. Turan sen ne diyorsun? Halka oynayarak Orhan Gencebay mı diyeceksin? Abi Orhan Gencebay'ın inanılmaz şarkıları var ya. Yani. Orhan Gazap Gencebay sağı solu kesi yazabilir miydi? Biraz onu düşünmeme izin verin. Bir 15 saniye. <laughs> Gaza bizim inanılmaz şarkıları yok mu? Sen bunu mu iddia ediyorsun Var yani? ama Orhan Gencebay baba. Orhan Gencebay yani benim gözümde Ferdi Tayfur değildir evet. Müslüm Gürses de değildir. Okey. Ama bir altına yazarım yani. O klasman bir adamdır yani. ay class bir adamdır. ya. Yani. Sanki bir halkın özgürlük umutları. Of. Gazapizmin değil mi? İnanılmaz ben ben, ben şey. gazapizm diyeceğim ya. Ben de gazapizm diyorum. Saygı Oran duyuyorum. Orhan Baba kusura bakma. Hep sen yanlış tercihlerde bulunmayacaksın değil mi <laughs> ha? Oh. <laughs> evet. Berkay. Barış Akarsu. Murat Boz. Yalın. Murat Boz. Sansar Buray. salvo. Sansar Buray. salvo. Abi nasıl sansar salvo ya? Oğlum sansar salvo. Sansi. Ben, Sansi ben, ben, ben bu kadar raple az ilgisi olan bir adam benim bile bana bile kalbime dokunmuş bir adamdır ya. Morvetesi bu arada. Morvetesi. Kayhan. Kayhan. Filmini de izlen iyidir. Duman. 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 Hoşçakal Caner, Burak, Arda, Selçuk. <laughs> Hakan Altun. Hakan, Hakan Altun. Ağlamak zor arkadaş. yüreğim. Yalvarmak zor yüreğim. Of be ne şarkıydı abim. Tarkan. 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 Edis. Abi sizin bu... E ne yapalım? Hidra'yı mı seçelim? Elde evet. Hedis'e karşı. Volkan, Konak. Volkan, Volkan Konak. Çakal. Çakal. Yerli milli şey mi alırım abi? Yerli milli. Ağrın kolçak. Ağrın ağır, Ne karizma Yirkanı adam ya. Saçları maçları ne karizma adam hani ya. Hani ağırlık sultan. Mustafa Sandal. Mustafa Sandal. Seni çılgın. <laughs> yok yapmayacaksın. <laughs> Yapmayacağım sandallar Mustafa dağlar dağlar. Ahmet Kaya. Ahmet Kaya. Ahmet Kaya. No 1. Fuat Ergin. Fuat ah, Ergin. Daha çok dinliyorum. Emre Aydın galiba. Emre Aydın. Emre Aydın. Çok zor eşleşme. Mustafa Sandal diyeceğim. Mor mi? ötesi diyorum. Ben de mor ve diyorum. Ben Mustafa Sandal'ın Türk popundan devrim yapanlardan biri Mustafa 15 söyleyeyim. senesi Mustafa abi kusura bakma ama yoksun. Yani neredesin? Yani bütün müzikal kariyerini 3 tane parçaya sıkıştırdın. Yarın bir tane konser ver desem 5 tane eşlik edeceğim şarkısı yok Mustafa Sandal. In. Harbi yok mu? Var mı? 5 tane Mustafa Sandal şarkısı söyleyin. Ay'a benzer. Araba, arabası var. Araba. Çağ, dağlar, dağlar, dağlar Edersin bu arada 5 tane. 5 hani tane daha eşlik edemezsin. Tek, nefes. tek nefeste 3 saydık. 2 tane abi. daha yazın chat. Mor ve ötesi. Gidenlerden of bir tek seni bana ekledim. Seni yes, don't ekledim don't gidenlerden. Güzel şarkıdır harbiden. Yani Mustafa Zandal'ın yani. Aşka yürek ben gerek. Doğru 5'ten fazla sayarmışsın Mustafa abi. Benim mor ve ötesinin nefesi yetmez. Mustafa Sandal'ı yani. Mustafa no, Sandal'a 5 sayamam ya. diyordum. 7 falan saydım şu an. <laughs> yani Morvedis o zaman. Fikrinizi değiştirecekse Morvedis 7 falan sayıyorum. Mustafa Sandal diyeceğim Morvedis ben. Ben hala. Mest ben Mustafa oldu. Zandalıydı. Vallahi cest Aksana. oldu. Oh. Kız seni alan, kız yaşadı. alan yaşadı. Müthiş şarkıdır abi. Mustafa Zandal devam. Mustafa Sandal devam et. Hadi, hadi seçelim Mustafa Sandal'ı. Size her fikriniz değiştirmesi gerektiğinde böyle sahne performansı mı koyacağız ortaya? Ben, ben zaten Mustafa Sandal dedim başta. Niye ya ben, manipüle ben, ediliyorum? Hadi. Yok yok ben de Morvetes diyordum hala da. 2'ye 1 olduğunuz için söyledim. Gazapizm bu arada artık Gazapizm. ya. Gazapizm. Gazapizm. Yani. Zeki Aa. Buran Zeki Buran bence bu arada. Ben İki Cem Karaca'yı Zeki Buna. Buna. Bak iki Cem Karaca olsa yine Zeki Müren eder. O kadar fark var bence arada. Ben Cem... Ben Zeki Müren derdim. Ben Zeki... Ben Cem Karaca da diyorum. Ceza. 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 MF. 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 Ah Semi be. Semi Cenk. Semi Cenk. Ferdi Tayfur. Semi, Semi Cenk. Cenk. %100 Ferdi Tayfur. Semi Cenk yüzde yüz bir. Semi Bana sor ayrılığı. Yok bu sefer hiç. Bana hiç sor. Hiç değiştiremezsin. Öyle diyeyim sana. Semi Cenk'in mesafe yorumu Serdar Ortaç'tan iyi. Aynen öyle. Aynen öyle. Yüreğinden <laughs> yaralı bizi Biz, hikaye. Hikaye hani biz. Hani şarkının Sen sahibinden iyi. Hatıran <laughs> yeter. Unutmak mümkün mü? Böyle Unutmak bir aşkı öyle kolay mı sandın? Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Abi Ferdi Tayfur ya susadım çeşmeye. Yok Semi Cenk batık gemi. Abi canın sağ olsun falan hani. Aynen aynen. Ferdi baba canın sağ olsun. Diye aynen öyle deriz. Diyelim. <laughs> aynen öyle. Yanlış karar verdiğinize inanıyorum. Halk, benim karınca misali götürdüğüm suyu bilsin. Olacak bir şey yok. Ben yanlış oy verdiğinizden öneririm. Olabilir. Volkan, Volkan Konak. Konak. Volkan Konak. Harun Kolçak. Kontkar diyeceğim ben. Ben de kontkar diyorum sen? madem öyle. Kontkar seçelim. Kaya. Hakan Altun. Kaya. Ben Hakan Altuncuydum. Beşiktaş düşmanısın. Olabilir. Serdar Ortaç. Hasan abi ne diyorsun? Sonra ser dayı falan demeyin ya. <laughs> Serdar Ortaç'ı. Zor soru bu arada. Yani hakikaten zor soru. Evet evet. Yani zor bir soru. Ben Günlük Hayatıma Söner Sarıkapıda'yı daha sık dinliyorum ama bence Serdar Ortaç. Serdar Ortaç o kadar büyük bir sanatçı ki Demet Akalın evet. bir bestesini almak için önüne böyle para yığmış. Çuvalla hani vermemiş ama. O Serdar kadar Ortaç. büyük şarkıcı bence. Serdar, Serdar Ortaç, Ortaç çok iyi şarkıları var abi. Tabii yani tabii. İnanılmaz şarkıları var. Poşet falan. Azer Bülbül. Azer Bülbül. Erkay çok kötü Skatru... gitti ya. Maalesef Skatroya da selam. Büyük fanıdır. Edis C5 Bence Edis ama siz bilirsiniz Ben c eleme fırsatı sonunda eleme geldiği için çok mutluyum <laughs> %100'de bulacağı başı Kenan Doğulu <laughs> Zor soru, çok zor soru Kum gibi iyi falan keyifle dinleriz de bence Kenan Doğulu <laughs> Kenan Doğulu Kenan Doğulu diyelim. Doktor derdimi bulmuş. Karim yolun başındayım. Aşk ortağım benim. Çok güzel şarkıdır. Neyse ya. en azından iki doğuldan birini geçirdik üstüme. İnsan ne güzel. <laughs> Serdim yollarına. aşk türlü. aşk türlü. aşk türlü şeyler. aşk türlü şeyler be. <laughs> Tarkan. Tarkan. Tarkan'ı Tarkan bu oylamada götürdük ya. Tarkan'ı kim eleyecek mesela? <laughs> yani. Duman. O rezilliğinize halk izin vermeyecek en son da. Umarım izin vermeyecek O rezilliklerinize en sonunda size tokat gibi Umarım çarpacaklar gerek gerekli. gelmezler. Aynı, öyle, aynı fikirdeyim. Duman. Duman. Zeki Müren. Zeki Müren. MF Gazapizm MF Ne Gazapizm Neyse. oğlum sen ne yaptın sen <laughs> İyi mi dur şimdi değil Şimdi değil bir şey var bizim kafada ona bekle ona sakla <laughs> Serdar Ortaç bence Azer Bülbül bence Serdar Ortaç Serdar Ortaç Bitsin babasızım Saygı bab duyarım o hadi. hadi hadi buyur Biraz düşünmem lazım Ben net Tarkan'cıyım da Ciddi, Ben böyle bir işleşme beklemiyordum bu arada bu beni şok etti. Arkadaşlar. Bence net Tarkan da. Tarkan artık bu. Yani <laughs> Tarkan bu ülkenin çıkardığı 20, en iyi sanatçıdır. Hilmi sen Tarkancıysam. Tarkan Tarkan ben de Tarkancıyım. Evet ben Tarkancıysam ne olacaktı? Tarkancıyım. bitirelim bu işi bitirecektim. Turan da Tarkan Tarkancıymış zaten. Semi Cenk. Semi Kontkar. Level C5 galiba. Kontkar. <laughs> C5'li ne kontkar ya? Kont bu arada. C5. İkisinin sen... de yaptığı şeyi sağdaki daha başarılı yaptı zamanında. Yok. Soldaki... Sa in bak, bir şey diyeyim mi? Soldaki rapçisi sağdaki sayesinde. Soldaki inanılmaz bir yere götürdü işi. Bak soldaki rapçisi sağdakinin Abi, önlerliği o sayesinde. Sen, tam Pele'yi Messi'den öne mi koyuyorsun sen? Hayır ama, tam, ama kontkar, mı kontkar bu işte daha kontkar iyi. Kontkar diyorum. Yok. Ben Kont C5 diyordum ama siz bilirsiniz. Mustafa, Mustafa Sandal. Mustafa Sandal. Mustafa Sandal. Kenan, Kenan Doğulu. Doğulu. Kenan Doğulu. Zeki Müren. Zeki Müren. Zeki Müren. Harikan. Harikan. Filerle denk geldi herhalde. Ya maalesef ya. Maalesef. Semih, Cenk. Semih Cenk. Bu harbi Allah Semih Cenk ya. ya. <laughs> yani. Kenan Doğulu. Kenan Doğulu. Kenan ya. Yeah. Net bir cevabı var bence bunun ama. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Başaramadık elime. Arka... Tarkan ya. Tarkan. Maalesef yenildik. Tarkan. Nasıl yiyemediniz Tarkan'ı bir <laughs> kadar? Şimdi e tamam bak çetteki seni bak. Bir şey diyeceğim. Sizin kucakta bekliyor. Bir şey diyeceğim. Çetteki dediğiniz... dik dalga semeyecek E, eşleşmesinde şimdi ne diyeceğinizi bekliyorum. Ona göre halk size gerekli cevabı <laughs> verecek. Ben, ben sadece şunu de. diyorum. Ben sadece çete şunu diyorum. Elenmesine üzüldüğünüz kim varsa gözünüzün önüne getirin ve Tarkan'ın karşısında Tarkan'ın karşısında konsolide olalım diyorum. Bak. <laughs> Hepsi. Yani. Turan ve İlminüsçü. Beni gördünüz. Bir şey diyeceğim, bak. Chat. Bir şey, şey Tayfun'un şey arkasında dimdik duran kimdi? Bir şey diyeceğim. Chat'ten Tarkan'ın karşısında konsolide olmayı istediğim için bu tur trollemeyi Zeki Müren'e çıkaracağım. Sanat güneşini çıkaracağım. Zeki Müren'de konsolide olmak istiyorum ama. E tamam, hani Semi cengi cengi cengi. Niye güvenmiyorsun Semih Cengiz? Şimdi hani Tarkan'a yedirttiriyordun? Ya ben, tamam Peres atın. Ben Zeki Müren diyorum. Semih Cengiz seçerseniz de size yuh diyorum. Ya ben sen, seninle aynı safta İsmi... yaratmaktan utandım. Hilmi İsmi... görüyorsun değil mi bak, senin ne kadar çabuk sattı? Böyle bir şey adam işte. Bu kadar Sen nasıl sattığını görüyorsun değil mi? Hani Semih Tarkan'ı yiyordunuz? Bu kanalın selameti için final turunda sanat güneşiyle megastar karşılaşmalı. Bak sanat güneşiyle tamam. megastar bırak yani, bırakma sanat güneşimin eşi ayaklarını. Hayatında kaç kere sevecektin Cenk kaç kere Zeki Müren dedim, Bu kolpaları bırak. Senin buradaki niyetin Semi parkanı Tarkan'ı boğdurmaktı. E, çok güveniyorsan Semi ben de sana diyorum ki Hodri hadi meydan. Hadi. Sandık hadi. burada. Gel çıkaralım diyorum Semi Cenk'e. Sete gelin cehennemin kapılarını kapatalım diyorum. Ben Zeki Müren diyeceğim. Abi sen bir dakika ha, Hasan sen de abi bir son... şey diyeceğim. Hasan abi Semih Cenkler Semih Cenk üst tura çıkartırsa da burada büyük bir samimiyetsizlik var. Ben burada ben burada ben burada çok niye? Çok ben çok niye, çok ben çok burada niye? Ben burada niye bir ben birazdan bir karar vereceğim. Ama vereceğim kararı niye vereceğim? Şundan dolayı vereceğim. Siz ikinize o tarkanı boğdurmaya çalışan ikiliye halk gerekeni söylemeli. Ben i̇ki burada Zeki Müren'i burada, 4 çıkaramam finale. Çıkarırsam... O, bir şey diyeceğim. Burada bak. Senin burada büyük bir bu, ayak oyunu var. Senin hamasetin kazanır. Ama ben... ilk turda dedin ki Semih benim dinlediğim en kötü 2-3 şarkıcıdan biri dedim. Burada finale çıkarttım. En kötü 2-3 şarkıcıdan biri demedi. Dedi. Ben duydum. Hayır hayır. Sen duymamış olabilirsin. dinliyor ki. şey... Öyle bir şey demedim. Ben full Semih Cenk dinliyorum arabada. Öyle bir şey demedi. Semih çok dinliyor Hasan abi zaten. Ben... Tamam ben... Diyorum ki... Çok seviyordunuz ya Cenk, hepsini elediniz. Bütün büyük sanatçılarımızı elediniz. Hadi çıkaralım finali. Benim ya ben... Zeki Müren'i, sanat güneşimizi elemeye el elim, gönlüm, kalbim el şey? vermez. Ben sanata böyle bir ayıp, Zip sanata bir böyle göttü. bir saygısızlık edemem. R ben harfinin adını artık Bingöl yapalım. fotoğraflı Semi Cenk'i finale Turan, çıkar tamam Tura'nın ismini yazılarken Sadece R'yi büyük yazmasını istiyorum Bundan sonra chat'teki insanların Hilmi'yi nasıl sattın yetten. ya Bu çocuk seninle beraber Semi Cenk'i şampiyon yapmaya Kararlıydı Sattın Hilmi'yi belki satmasan Arkasında dursan Ve Semi Cenk deseniz şurada Finalde insanlar Peşinize takılıp Ben chat'te çok evet, fazla Semi Cenk gördüm bu Hiç arada ya. Vardı Semi semicek şu an Türkiye'de en, en çok, çok din... Peşine şey çıkılsanız belki kazanacaktı ya. ama şu an kazanma ihtimaliniz bugün, kalmadı. Bugün belki semicek'i çıkartacaksınız ama bak burada 3 kişiyiz. Kanal sahibi sensin abi ama ben bu kanalın geleceğini daha çok düşünüyorum senden. Bugün bunu görmüş olduk. Ben H-TALKS Uğufu tarihine ki bu ikonikleşmiş bir seridir artık YouTube'da. Finalde, yarı finalde Zeki Müren elendi, semicek çıktı. Tarkan semicek Cenk finale oldu dedirtemem. Ben, ben bunu Zeki Müren diyorum ama vermedi. Senin Hilmi'yi satışına Aa, şahit. Doğru mu? Bak ben doğru. Dedim Zeki... mi? Dedim. Semih Cengi çıkaracağım finale dedim mi? Dedim. Ama vicdanım el vermedi. Sanat güneşini elemeye vicdanım el vermedi. Soldaki değerli sanatçıyı, büyük sanatçıyı elemeye izin vermedi. Vicdanım. Sa sana sadece şöyle bir ben söz Ben Zeki Müren diyeceğim. diyorum zaten. Benim görüşüm belli ama Hilmi çok kötü satışa uğradı. Aynen. Kuruş değil duruş diyorum. Semih diyorum ben. <laughs> doğru i̇şte, diyor. Sanat güneşi Sanat güneş. bir şey söyleyeceğim. <laughs> chat. Yok, onu yanlış dediniz, bunu yanlış dediniz. En doğru iki adam finale kaldı. Aynen öyle. Hani biz doğruyu olduk, bulamazdık. Müzikle. Arada iki tane makara yaptık diye gak ettiniz. Bak sonunda doğru adamlar finalde. Sayemde. Sayemde, sayemde diyor o ya. Adam Sayemde dedi ya. Adamı ölürüz ya mesela şey... biliyor musun? Ben Tarkan diyorum. Ben de Tarkan diyorum. Ben de Tarkan diyorum. Varım Tarkan birinci olur. Ben bu arada Semice'nki finale çıkarsak ben Tarkan diyecektim yine. Tarkan Bunu Kesinlikle bir şey birinci olmalı. Benim ben Tarkan'ı destekliyorum. Ya bundan 2-3 tur önce ben şey de dedim. Tarkan bu ülkenin çıkardığı en büyük sanatçı da dedim. Ya hala aynı fikirdeyim yani. Siz Tarkan'ı bakın arkadaşlar. Halk Hilmi'den nereye geldi bu arada? Hilmi de peşine takılacak Hı. bir adam değilmiş. Turan doğru yapmış. Turan haklıymış. Ben, ben... Bir dakika 4 tur önce ben demedim Siz mi Tarkan az, bu ülkeyi çıkardı? Az önce bu kulaklar bunu duydu. Semi Cenk'e, Semi Cenk'i Tarkan'a Tarkan Tarkan boğduracağız dediniz. Bütün insanlık buna <laughs> şahit oldu ya. Siz bu Semi yarı finalde Tarkan'a denk gelseydiniz Tarkan'ı yiyecektiniz. Ama halk izin vermedi. Daha doğrusu halk Benim değil. Algoritma buna izin vermedi. Burada samimi konuşalım mı? Benim bunu yapmamın tek sebebi vardı, Tarkan saflarını güçlendirmek. Ben en başından beri Tarkan'cıydım, bunu itiraf ediyorum. Ben en başından beri Mega Tarkancıyım. ben en başından beri doğru yoldaydım. Ya ben bu kadar kötü değilim. En, en başından beri doğru yoldaydım. İnanılmaz oynadı, Ben oynadı. Kafamın ilk saniyesinden beri Tarkan'a birinci yapmak vardı. Tarkan saflarını güçlendirmek için Semihcenk saçmalığının arkasında duruyor gibi yaptım ve Tarkan'ı bakın görüyorsunuz adam, bu adam. Semihcenk e saçmalık gece, dedi ya. Sa İki tur önce adamı şampiyon Sabah akşam yemiyor. konuşuyoruz. Adam her yerde Semih Cenk dinliyor. Şu an saçmalık diyor adam mesela mesele Cenk'e. İnanamıyorum ya. Yaptığınız oyunlar tamam. elinizde patladı. İkinizden yani. de özür diliyorum. İkinizden de özür diliyorum. <laughs> sanat güneşiyle Megastar'ı <laughs> bu finale çıkarmakta en büyük pay sahibi olduğum için özür diliyorum. Oğlum, <laughs> <zaten memnunumda gülüyor> bana Hatta bana kalsaydı <laughs> Ferdi Tayfurlarımız diğer sanat güneşlerimizin hepsi bu tur buralarda olacaktı. İzin ya, vermediniz. Bir dakika bir dakika. Bir dakika sen de şu an şey yapıyorsun ama Ferdi Tayfur eşleşmesi ha, hariç her yerde sevecek dedin. Her yerde sevecek dedin. Keşke. Yani, dedin. Keşke Pardon bir şey söyleyeceğim de, sana. Cenk dedim ama Birçok değerli sanatçımızı başka turlarda boğdurdunuz abi. Halk bunu görüyor. Hayır, bak. Her turda sen seveceğin ki eşleştiği isimlere karşı seveceğin ki tercih ettin. Ferdi Tayfur hariç. Her yerde Semih Cenk dedin sen keşke, de. Keşke elimde fırsat olsa da Hasan abi'nin bana WhatsApp'tan yazdığı Turan'ım, Sansar Salvo Kontlar finalini ayarla. <laughs> bunu şeye <hiç Yani>. gösterebilsem. <laughs> Ama böyle bir şansım Mesela yok. Ya bak. Yayın sahibi ben değilim. Bana yaklaşık 23-34'e yazdı. Keşke 60 ayazdı. olsaydım lan. <laughs> Turan'ım Sansar, Salvo, Kontkar finalini ayarlayalım çözelim. Ama işte halk izin vermedi. <laughs> Tarkan ee, kısıklığı erken çıktı ve kazandı. E, doğru yolu bulduk ya. Eğriyle doğrula En başından beri. Bunu sadece biz mi oynadık? Yok bizden başka insanlar oynamış. Bizden başka da çok fazla bir insan oynamamış bu arada. Yapan adama teşekkür edelim kardeşim. teşekkür ederiz. Uğurhan teşekkür ederiz. Ellerine hakikaten. sağlık. Arkadaşlar lütfen tamamen öznel tercihler üzerine kavga etmeyin. Biz sırf bu kavga dövüş yüzünden uf işini ara vermiştik. Lütfen yine triggerlanmayın. Bu bizim en sevdiğimiz adam. Şimdi siz de buradan girip kendi en sevdiğiniz adama oy verebilirsiniz. Eee çünkü içinizde chatte 10 tane kardeşi varsa 9'u makara yapıyor. Yani bizim bir dilimiz var. O dile hakim bir 9'lu var ama bir tane de harbiden sinirlenen ruh hastası kardeşi var. Onu da sakinleştirmek <laughs> zorundayım. Ee, o da bizim canımız. O da bu yayınların bir parçası. Bu linki chat'e atsanıza. Chat'in 2 gün falan <laughs> chat'te herkes oynasın. Sonra chat'in en beğendiği sanatçı kim çıkacak onu merak ediyorum atıyorum. Siz de oynayın bunu. Hatta eş dost arkadaşlarınızla oynayın. İki gün sonra en iyi Türk erkek şarkıcı da kim var ona bir bakalım. Şimdi yayını ne? Burhan, en... Aydın... Burhan Aydın. Civcivli Burhan Aydın yarın yayın var mı dedi. Yarın yayın yok. Yarın H Talks FC'nin ilk maçına çıkacağız. Hem teknik direktör hem hakemim zor bir müsabak olacak. O video, o <laughs> ne videoyu kadar harbi... adaletli bir hakem. <laughs> ne kadar adaletli bir hakem olduğunu daha demin ki cümleden anladık mesela. Hem teknik direktör <laughs> hem hakemim. Ama şöyle söyleyeyim, e, rakip takım o kadar iyi ki onlar talep etti. Yani. Yani hakem sen ol dediler. Yani Siz, sizin halinize biraz acıdılar. Ee... Yarın, ö, yarın bana o kadar güleceksin ki. Ya bunu sana peşin peşin söylüyorum. Bambaşka bir kombinle karşındayım. Şu Şampiyonlar Ligi'ne bir kupon yapalım. Yapalım. Ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Dortmund-Atletico. Atletico turu geçer oynayalım bence. Yok ona bir şey bakalım. vermez ya. Verir mi? Vermez. Vermiyormuş. Bu arada 1.27 kötü oran değil de. Barcelona-PSG. KG oranı kaç? 1.27 o da çok düşük. Ne diyorsunuz chat? Abi bence barçaya oynayalım. Barçaya bir oynayalım. Barça hadi alır dedik. Tamam. Abi Dortmund'a da şey mi desek? Ben bir şey maç... Riskli bir kupon mu oynuyoruz böyle yoksa bankolar mı? Ya maç takip edeceğiz. 4 Şampiyonlar Ligi maçını takip edeceğiz. Takip ederken perezlik bir şey atalım. Maç takibimiz daha keyifli hale gelsin kuponu arıyoruz biz aslında Şimdi benim şu Benim şöyle bir e, teorim var. Ben Barcelona'nın kazanacağını ancak Mbappé'nin de gol atamadığı bir senaryoyu düşünemiyorum yani. O yüzden 2.5 üst artı 1 bana daha sağlıklı geliyor. Yani bir tane güzel, Paris güzel kesin atar. Güzel abi. Barcelona da yener ama. Yani 2-1, 3-1 tarz. Güzel iki el ben, yapıştırdık. Ben de Dortmund Atletico'ya alt diyorum ya. Alta da bir şey vermez. Buraya daha cafcaflı bir şey oynamamız lazım. İlk Alta bir baksana. 2-1 Atletico, Atletico yendi. 2-1 Atletico. Alta bir şey verir bu arada abi. 1.97 diyor arta. Alta. Abi Dortmund kazanacak gibi hissediyorum ya. Abi o da 1.98 zaten. İyi oran. Yani. Abi ev yani sahibi... Diğeri de 1.97 idi. Bir şey diyeceğim ev sahibi 1.5 altın oranı. Ev sahibi 1.5 alt... Güzel bir şey değil ya. Niye ki ben doğru bütün Atletico Madrid 2 gol ya, yiyeceğini ya, keyif alamazsın bu maçtan. Ben Atletico Madrid 2 gol yiyeceği bir senaryo hayal bile edemiyorum yarın. Ben maçın uzatmaya gidip Atletico'nun yeneceğini düşünüyorum. O yüzden Dortmund yener oynayabiliriz. Bana da mantıklı geliyor. Dortmund yener de çok yani bilmiyorum. Dortmund İddialı yener biraz zaman... geliyor ya. Allah bilmiyorum. Ben Deneyelim. güvenemedim dediğiniz. dediğiniz şeye ama saygı duyarım. İlk yarı sıfır diyen var chatte mesela. O da bana makul geldi. 2-3 gol çok mantıklı geldi chatte gördüğüm. O da olabilir. Ben 2-3 gol gireceğim ya. Chatte gördüm. Mantıklı geldi. Biz Yani böyle bir 1-1 1-2 2-1 Ve uzayan bir maç. Öyle bir şey hayal ediyorum burada. Çok 1-1 aslında ya. Ama 2-3 gol girelim. Müni Arsenal. Leverkusen ilan etti. Kupayı da alamadılar. Bir yerlerinde Şampiyonlar Ligi kaldı. Arsenal Aston Villa'ya yenildi. Aslında Arsenal'lerinde Arsenal de bir tek Şampiyonlar Ligi kaldı gibi bir durum var ya. Sen Arsenal'in geçeceğini mi düşünüyorsun Tur'u? Ben buna e, Tur'u geçer Münih diyeceğim. Oranı da doy doyurucu bir oranı var. Münih Tur'u geçer bence. Bana da Münih turu geçer gibi geliyor. Ama Arsenal'i tutuyorum ya. Arsenal. Ya Münih mü uzatmalarda veya direkt maç sonucu. Ben, ben turu düm, geçeceğini ben, düşünüyorum. Ben de Bayern turu geçerse dümdüz uzatmaya uzatmaya bırakmadan bam diye geçer diye düşünüyorum. Bence de öyle geçer. Ya 2-0-9 oynayalım o yüzden 1-57 gireceğimize. Aynen. 2-0-9 oynayalım bence de. Ya yılların hegemonyası bitti. Bu Alman devinin bir reaksiyon vereceğini düşünüyorum ben. Yani yarın böyle bir reaksiyon günü, verecek günü. bence de abi. Yarın bam gün bir Münih galibiyeti görebiliriz. O yüzden turu geçer oynamak daha garanti ama. MS1 bu arada bu maç çarşamba, değil. çarşamba günü yayındayız. E, maçları canlı beraber takip edeceğiz. Yani hem City Arsenal'i hem City Real Madrid'i beraber takip edeceğiz. Abi City, City Madrid'de çok net bir KG 1.45 var ya. Onu oynayalım başka bir şeye girmeyelim diyorum ben. Yem de olabilir ya. Bilemedim. Çok net 1.45 var beyler bence. Bilemedim. Hiç bilemedim onu ya. Siz KG'ye güvenmiyorsunuz mu? Çok güvenemedim. Hadi ya. İlk gol Manchester City oranı ne? Aa güzel bak o da. En alt. Ama, düşüktür. Düşüktür. Bence. Düşüktür. Ya 1.45 falan değil midir yine? 1.45'e girelim abi. Hen asla yok be. En en, en 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 altta. Abi ben 30, nerede? 1.37. 37. Fena değil aslında. Ben ilk golü Chelsea'sin bulacağını düşünüyorum o baskıyla. İlk maç ne olmuştu? 3-3. 3-3. 3-3. 3-3'ün revayşe. İlk gol City mantıklı ya. Zaten 984 oran bulduk. City bir de bak çok e... moralli yani. 13, 14, Premier Lig'de liderliğe oluyor. oturdu. O moralle ben buraya da asılacağını düşünüyorum. Bu arada benim bir iddiam var. Belki Real'i sevdiğim ben, ben için like... biraz pesimistlik yapıyorum da. Bence Real önce City'ye yenilecek. Sonra hafta sonu derbi var Barcelona maçı. Bence Barcelona'ya da inilecek. Ben hala olabilir bu arada değil de ben KG diyorum ya maça. İlk gol City mantıklı ya. Sen bilirsin. kupondaşta paylaşacağız. Kupondaşta paylaşacağız, tweet'ini de atacağız. Ya bu kupona şunu söyleyeyim bu arada. Yani bence tutma ihtimali yok. Sadece maçları takip etme amaçlı oynuyorum. Yani siz de maçları takip ederken bir bahis olsa iyi olur yanında diye düşünüyorsanız ya yani buradan birkaç bir şey değiştirip oynayabilirsiniz ya da bambaşka bir şey oynayabilirsiniz. Ya yani ben bu maçları takip edecek e, keyif olsun diye Yazdım bu kuponu. Yani bu çok fazla şey kuponu değil. Takiplemelik kupon bu. Fantezi bu biraz. Kuponla işte paylaşalım. Aa, yaş. Onun dışında ne var ne var ne var. Şimdi şöyle yapıyoruz. Buradan herkes Mantıra'daki son videomuz, Harman'ın son videosuna gidiyor. Aşağıda link var. Bu yayını izleyen herkesten Mantıra'daki videomuzu izlemesini öneriyorum. Ee, videolarla ilgili her hafta yani Erman Yaşar'la ben çok yeni bir program. Ve çok daha aslında doğdu çocuk ama emekliyor, yürümüyor. Biz bu çocuk koşsun da istiyoruz. O yüzden programla ilgili geri dönüşler alıyoruz. Bence her hafta daha iyi oluyor. Çok daha iyi olacak. 5. bölüm, 15. bölüm, 25. bölüm şu ankinden çok çok daha iyi olacak. O yüzden o videoyu da izlemenizi, takip etmenizi, yorum yapmanızı, beğenmenizi ve VanTara kanalına abone olmanızı istiyorum. Bence çok keyifli bir içerik. Sizleri seviyoruz. Turan ve İlmiye teşekkür ederim. Affetten kaçıyorum. Biz teşekkür ederiz. Ben evet, teşekkür ederim. Güzel bir, güzel bir, bir akşam sana. oldu. Güzel bir akşam Asana oldu. Abi. Eğlenceli bir akşam oldu. Ee, evet. Kaçalım. Ben bir sorum var söyleyeyim. sana. Ee, şey, bizim yapmayı planladığımız bir konseptimiz vardı. O ne zaman hayata geçer tahmini? Var mı bir planın? E, konseptimiz ile ilgili. Hemen bakayım sana. Nisan takvimine bakmam lazım. Çeti de sürpriz olsun. Bence süper bir içerik geliyor. Bence de çok güzel bir içerik olacak. Hepimiz evet, keyif alacağız. Bu içerikle alakalı içimde ukde kalan bir şey var. Senin berbat fikirlerini paylaşamıyor oldu bak. Eyvallah. Yani o fikirler neydi 17 öyle? 17 Nisan'da mı Fener'in maçı var? 18 Nisan'da mı var? 18'inde evet. abi. 18'in Perşembe günü Fener'in maçı mı var? Evet. Çarşamba günü CL takip edeceğiz. Real City'nin, Bayern'in, Arsenal'in maçı var. 19 Nisan'da bir lig maçı var. Galiba Beşiktaş oynuyor cuma günü. Beşiktaş. Ee, 20 Nisan. 20 Nisan'da yeni konseptimiz başlıyor. Çok tamammış. 19 Nisan'daki Beşiktaş maçından sonra duyurusunu yaparız. Hatta Beşiktaş maçı sırasında duyurusunu yaparız. 20'sinde de içeriği patlatırız. Süper. Güzel fikir. Sizleri öpüyoruz. Herkese iyi geceler. Herkese iyi geceler diliyoruz. İle kalın.